Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yılbaşı özel haftasında 100 bin liranın sahibine kavuşacağı büyük final günü başlıyor. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor ve büyük ödül için iddiasını ortaya koyacak olan yarışmacımız Selin'in yanına gidiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürüz. Serincim, seni tekrar burada görmek ne güzel. Tekrar buradayız. İbrahim'cim, sen de tekrar hoş geldin. Özlediniz mi bizi? Vallahi özlemişiz. Biz de seni biz özledik. Biz çok özledik. Vallahi herkes sizi konuşmuştu. Evet. Öyle mi oldu? Bugün de konuşulacak. Bugün yine çok konuşulacağız. Yılbaşı özel haftasındaki en iddialı yarışmacılarımızdan biri de sensin. Bir tanesi demeyelim, tek benim Gürbüz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Dünden sonra yani ben hata etmişim Oğuzhan Bey'i kendime rakip görerek, dünkü menüsünde patladığını gördükten sonra ben tek kendimi görüyorum. İnşallah bugün layığıyla yapabilirsem ödül bende. Selin'cim, bunları ayrıca konuşacağız ama önce bize kendinden bahset lütfen. Gürbüz, ben kalıcı makyaj uzmanıyım. Şu an 29 yaşındayım. Geçen yıl, yani bu yılın başında katılmıştım ve çok iddialı bir menü yaparak şampiyon olmuştum. Ve Zuhal Hanım'dan tam 9 puan almıştım. Bu arada bu haftadaki en yüksek puan alan benim. İnşallah bugün yine en yüksek puanı alırım. Tekrardan yarışmaya davet edildim. Bu bir bana verilmiş bir şereftir. Sizleri tekrardan gördüğüm için çok mutluyum. Tekrardan yarışmaya geldim. Bu sefer 10 gelir mi? İnşallah. Gelelim asıl konuya. Yılbaşı özel haftasında büyük ödül tam olarak ne kadar? 100 bin lira. 100 bin lirayı kazanmak için tam 3 saatin var biliyorsun. Evet. İbrahim'cim, ilk yarışmadan sonra çok konuşulan ve çok yakıştırılan bir çift oldunuz. Herkes sizi çok beğendi. Teşekkür ederiz. Yalnız duyduğuma göre arada bazı kötü durumlar da olmuş. Kötü şeyler derken arada linçlenme girişimleri olmuştur. Ha, otobüste maalesef başına kötü bir olay gelmiş. Metroda. Vallahi Emre masada patlamasa kimsenin haberi olmayacaktı. Ben odada öyle söylemiştim ekibe. O da duymuş. Ağzında baklı ıslamıyormuş Emre Bey'in. Masada söyledi, dile getirdi. Ama ben bununla gocunmuyorum. Yani çünkü ben kimseye kötü bir şey yapmadım. Bence bu hafta o linçlerin 10 kat daha fazlasını yiyecek olan insan Oğuzhan Bey. Bakalım ona neler yapılacak, başına neler gelecek göreceğiz. Ya İbrahim'cim, sen ne diyorsun bu olaylara? Baksana, metroda bile başına neler gelmiş. Ya ilk başta kötü yorumlar geldi ama kendi yarıştıktan sonra bunların hepsi olumluya döndü. Çünkü hani İddiamı ortaya koydum. Arkasında olduğunu kimse bilmiyordu. Hani kimse bir şey yapamaz diye sanıyordu. Gürbüz, herkes bana kendi gününde patlayacak, göreceğiz, işte sadece boş laf falan yazdı. Kendi günümden sonraki perşembe günü yarışmıştım. Herkes, olumsuz yazanlar bile benden özür mesajları aldım. İşte influencerlar beni paylaştılar sosyal medyada. İşte bu kız hem kaburga dolması hem San Sebastian cheesecake'i 2,5 saatte nasıl yaptı diye. Ve gerçekten çok fazla olumlu yorum aldım. Yani o yüzden çok önemsemiyorum. Ben kimseye dün Oğuzhan Bey'in bana yaptığı gibi saygısızlık yapmadım. Sadece fazla eleştirdim ama eleştirdiğim kadar da hakkıyla yemeklerimi yaptığımı düşünüyorum. Peki bu sefer de yarışmaya iyi hazırlandın mı? Tabii ki iyi hazırlandık. Daha önce olduğu gibi yine demo yaptım. Demo yaparken de parmağımı kestim. Geçmiş olsun. O yüzden ben hazır olduğumu düşünüyorum. İnşallah layığıyla yapacağım. 3 kere hindi yaptık evde. Pardon. Son 3-4 günde 3 kere hindi yaptık. Bir de bütün hindi yani. Bütün hindi. Satın aldınız yani. Aldık. Ayıptır sorması, bir hindi kaç para? Ya, köy hindisi olduğu için 2800 lira tanesi. Eyvah! Kız batırdın adamı. Ama ben demedim 3 tane al diye. Vallahi ben demedim, kendi al dedim. Yeter aşkım, almayalım dedim. O kadar masraf yapmayalım, ben kazanırım dedim yani, yaparım. İlk yarışmada kaburga alıp denemiştiniz. Onu 2 kere almıştık, hindi 3 kere aldık yani. Şimdi o zaman kaburga yiyorduk, şu an hindi yiyoruz. Pişirdiklerini ne yaptınız? O zaman Sebastian yiyorduk, şu an profiterol yiyoruz. Vallahi Gürbüz, artık buzluğa attım. Ne yapayım, seneye yılbaşına çıkartırız, yeriz yani. Ne yapalım? Dondurucuya attım, şokladım yani. Böylece bütün hindi yapacağını öğrenmiş olduk. Evet, bütün hindi yapacağım. Kimse yapmadı. Bu hafta yılbaşına özel tek ben yapıyorum. Vallahi bugün neler yapacaksın çok merak ediyorum. Menümü sayalım Gürbüz. Menüye geleceğiz. Ama ondan önce dün masada çok gerilim vardı. Bugün de aynı gerilim olur mu dersin? Bugün gerilimin bence dünkü masanın 2-3 katı olacaktır. Çünkü Oğuzhan Bey çok fena dolmuş ve kurulmuş bir şekilde gelecek. Yani bana vereceği her şeyi 4 dörtlükte yapsam maksimum 3 olacaktır puan olarak. Ama gelsin, benim onun vereceği puana ihtiyacım yok. Zaten bu yarışmada her zaman iyi yemek yapan kazanıyor. Zaten yapamazsam da hak eden kazansın. O yüzden ben yapacağıma inanıyorum.
İnşallah masada da üzerime gelirlerse cevaplarını vereceğim. Bugün bütün Türkiye gerçek bir yılbaşı sofrası görecek. Bunu da ben yapacağım. Hiçbiri yapamadı. Bugün yılbaşı sofrası benim masamda kurulacak. Evlere örnek bir menü olacak. Bugün 100.000 TL'lik gerçek menüyü ben çıkartacağım. O zaman sana kocaman bir alkış. Selin'cim hadi bana menünü say lütfen. Sayıyorum Gürbüz. Menümde Oğuzhan Bey ne kadar istemese de ben yılbaşına uygun bir bal kabağı çorbası yapıyorum. Tatlı bal kabağı çorbasıyla başlıyoruz. Daha sonra ara sıcağında içli köfte yapıyorum. Kendim yapacağım tabii ki. Diğerleri hiçbiri... O yaralı parmağınla yapabilecek misin? Yani yapabildiğim kadar artık son kanımın son damlasına kadar bugün mutfakta savaşacağım, yapacağım. Keşke parmağım böyle olmasaydı da onların hakkından çok daha fazlasıyla gelirdim. Yanında bir mezem var, Ege usulü elmalı bir kurucacık yapıyorum. Biraz daha ferahlatsın, içli köftenin ağırlığını alsın diye. Yani bir tanesi ılık enginar yaptı. Öbürküsü getirdi önümüze, kerevizi soteledi, dağınık bir şekilde tabağa attı. Bugün ara yemek nasıl yapılmış göstereceğim. Ana yemeğim de sizlerin de bildiği gibi bütün fırınlanmış yılbaşı hindisi var. Yılbaşında hindi olur. Yani biri but yaptı, öbürü et yaptı. Yani ben gerçekten daha iddialı menüler bekliyordum. Üzerinde sos falan olacak mı? Üzerine ekstra sosunu da yapacağım. Oraya gelmedik daha. Bekle, az sabret ya. Üzerine bir sos yapacağım. Marine ettiğim sebzeleriyle, hindinin kendi suyuyla ve tereyağıyla. Onun dışında bademli bir iç pilavım var. Hindinin yanına yakışacak bir pilav seçtim. Daha önce de iç pilav yaptım. İç pilavım güzeldir. Yine iç pilav yapıyorum. Yanında keçi peynirli Akdeniz yeşillikleri salatası var. Soğanlı ağır bir salata tercih etmek istemedim. Hindinin yanına daha yakışacak fresh bir salata tercih etmek istedim. Tatlımda da Zuhal Hanım'ın çok sevdiği profiterol tatlım. Bravo! Bu profiterol yalnız Gürbüz çikolatalı sos eşliğinde olacak. Zuhal Hanım buna bayılacak. O zaman sana tekrar kocaman bir alkış. Hadi vedalaşın da markete gidelim artık. Bana boş dua et. Başarılı. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hindi sponsorum. Selin'cim hadi geç kalıyoruz. O zaman ben koştum. Koş. Koş Selin koş. Bu menüyü layık. Geldim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada yine çok şıksın. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım sana. Yapay kürkün çok güzelmiş. Bu senenin modası ben de modaya uyayım dedim. Kürkümle, gümüş pantolonumla geldim. Alışverişimi de kürkümle yapacağım. Sen hep böyle şık mısın? Hep şıkım, severim. Süsü püsü çok severim. Bu arada bu sefer İbo'yu biraz şey gördüm. Ne gördün? Kız para harcamaktan tüketmişsin çocuğu. Ya ama... Tabii o da alıyor bana ama ben kendi paramı kendim kazanıyorum. Bravo sana. Başlıyoruz hemen. Önce salatalığımı alayım. Şöyle evet. Güzellerinden oldu. Güzel bir menün var. Menüm güzel. Ben diğer arkadaşları kendime rakip sanıyordum ama hiçbir rakibim değil. O yüzden çok şanslı hissediyorum bugün kendimi. İnşallah da kazanacağım. Abicim senden pırasa istiyorum. Ha. Saplarını güzelce keselim. Ali abiydi değil mi? Ahmet abi. Ha. Ahmet abi pardon. Aşk olsun. Nasıl unutursun? O beni hatırlıyor mu? İki tane yeter mi? İki, üç tane olsun. Ahmet abi, sen Selin'i hatırladın mı? Ahmet abi beni unutmaz ya, unutmamış. Ahmet abicim, dertli gördüm seni. Dün yediğimi
hatırlamıyorum. Ahmet abicim hayırdır, iyi misin? İyi diyelim, iyi olsun. Neyin var, ne oldu? Bir şey yok boş. Yalnız ben haberlerini aldım. Ahmet abim dertli, yalnız sanki. Geyte çıkmış. Yalnız maalesef olmamış. Ben bir soğan alayım abicim. Ahmet abicim üzme kendini. Her şeyin hayırlısı. Soğanımı alıyorum, pırasamı. Yani genelde malzemelerimin çoğunu kendim getirdim. Buradan da eksik olanları alacağım. Neler getirdin merak ettim. Valla tabii ki yılbaşı indimi kendim getirdim. Özellikle organik köy indisi getirdim. Başka ne getirdin? Onun dışında yeşilliklerimi getirdim. Çünkü Akdeniz yeşillikleri salatası yapacağım. Her yerde olmuyor. Bayağı bir şey getirdim, çoğunu hatırlayamıyorum heyecandan. Eğer Selin Hanım'ın bu yemekleri yetiştirdiği... Ben haklıya haksız, haklı, haksıza haksız derim her zaman. Kimseden de çekinmem. Bir şey olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Eksik bir şeyin kaldı mı? Kıymam kaldı. Hemen kıymamı da alıyorum, eve geçiyorum. Hadi hemen alalım. Hoş geldin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. İnşallah buyurun. Bugün kazanmak için sizin yaptığınız, İnşallah. Verdiğiniz kıymayla içli köfte yapacağım. Olur, yarım kilo. Evet, yarım kilo. Köftede evet. Mi kullanacağız kıyma? İçli köftenin iç harcında kullanacağım. Güzel tamam. Bir kıyma olsun. Yarım kilo kadar yeterli bana. Tamam. Hüseyin Usta'm, kızımız bütün hindi pişirecek. Malum yılbaşı haftasındayız. Kendisi bütün hindiyi pişirmeye cesaret eden tek yarışmacı. Evet. Daha önce de kuzu kaburga yapmıştım. Her zaman iddialıyız. Başarılı olursun inşallah. İnşallah. Ama Selin Hanım'ın bugünkü yemeklerine hep tepki göstermezlerse, yani yorumlarını yapmazlarsa, eleştirmezlerse, farklı bir izlenim seyrederlerse, bunu da zaten tabii ki ben orada tepkimi koyacağım ve söyleyeceğim. Herkes zaten tavrını burada belli ediyor. Tıpkı Selin Hanım'ın bana 4 verdiği gibi. Nihayet alışveriş bitti. Merhabalar, kolay gelsin. Mevlacığım nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nevin ablacığım, Selin'i hatırladın mı? Hatırladım tabii. Çok tatlı birisi ama. Ama biz Nevin Hanım'la daha önce karşılaşmamıştık, beni izlemişsiniz. Selin şampiyon olmuştu. Evet, maşallah. Bugün bütün hindi pişirecek. Kimse yapmadı abla, hiç kimse yapmadı. Yapmadı. Hiç kimse yapmadı. Biri but yaptı, o da zaten en lezzetli ve en basit yeri yani. But, hindi but. Buttan ne olacak? Buttan ne olacak? 6,5 kilo bugün pişireceğim hindi. Oo, maşallah. Kuzu gibi hindi çok pişireceğim. Çok başarılı bugünsü. Vallahi eşi İbo şimdiden 10.000 lira harcamış. Yazık değil mi o adama? Niye yapamadı? Kendi alıyor ablacığım. Adam eli bonkör, ben ne yapayım? Hayır, yapamıyorsun, o yüzden mal edecek. Hayır, yapıyorum diyorum. Yeter bu kadar denemek diyorum. Olsun, bir kere daha deneyelim diyor. Ben ne yapayım? Karısını çok seviyor zaten. Çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Kızımız deneme yaparken elini de kesmiş. Değil mi diyorsun? Çok fena oldu. Ay, o da ne yapacak? Çok üzüldü. Allah'ım. Ama bana kıyamıyor. Ne alaka? Ben aa, sen bir görsen benim bu kocam boylu poslu, öyle deme. Vallahi damadımız boylu, boslu, yakışıklı. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1627. Şöyle size takdim edeyim. Sen çoğu malzemeyi getirmiştin zaten. Yani çok tutmadı o yüzden, her şeyi evden getirdiğim için poşetlerimi alıyorum ve doğru yemek yapmaya gidiyoruz. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Unuttuğum bir şey var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Koş hazırlan hadi. Hemen üstümü giyip geliyorum. Çabuk. İbrahim'cim eline sağlık. Evde işler hala sana mı yaptırıyor? Yapıyoruz biz. Açı yama derler ya. O hesap benimki. Ya gerçekten 3 tane hindi alıp pişirdiniz mi? Yaptık abi. 3 tane hindi yaptık. Afiyet de değildik onlara, ayıptır söylemesi. Annenlere falan göndermişsinizdir herhalde. Onları çağırdık bize bir kere. Bir menüyü yaptı komple. Herkes bir puanladı falan. Bu arada market de bana çok acayip bir şey anlattı. Ben geldim. Hoş geldin. Yine ne konuşuyordunuz? Yine mi dedikodu gördünüz? Valla tam da bana İbo'nun arkasından söylediklerini anlatıyordum. Arkasından ben konuşmam. Doğruyu konuşurum. Ne söylemiştin? Hastaneye gidince bayılmışsın İbo. Ya, ben öyle bir şey söylemedim. Aşkım ama öyle bir şey demedim. Bayılıyordun, doğru. Ama fenalaştı. Kadın orada ameliyat oluyor, dikiş atıyorlar, ben orada bayılıyorum. Kan tutuyor İbrahim'i normalde de. Bir de ben bağırıyorum yani, elime iğne yapıyorlar. Elden iğne yapması çok feci bir şeymiş. Bayağı
eti kestiği için sürekli kan fışkırıyor. Neyi yaparken kestin elini? Demo yapıyordum evde. Tık 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 böyle doğrarken. Yalnız İbo'nun aldığı bıçak yüzünden oldu dedi. Doğru. Dedim valla onu dedim. Bir MasterChef'e katılma macerası var. Aynen MasterChef'e başvurdum. Eğer olursa bir şef bıçağı alayım dedim. Evdeki bıçakları iyi kesmiyordu. Ama görmen lazım. Hastaneye ağlayarak gidiyoruz. Ben senden diyorum bıçak setimi istedim. Senden bıçak isteyen mi oldu? Elimi de kestim senin yüzünden falan. Yalnız ne dedi biliyor musun? Bir yandan canımın acısından ağlıyorum. Bir yandan kocacığımı düşünüyorum dedi. Düşüneceğim tabii. Düşünmez mi? Selin'cim artık yemeklere başlayalım mı? Başlayalım da göstermeyecek misin fırını? Ya koca fırını nasıl göstermem? İşte Selin ve fırını. Çünkü arkadaşlar gibi basit yemekler yapmadığım için iki fırına ihtiyacım var. Yine fırın getirdim. Zaten çok konuşuldu. Zuhal Hanım da sık sık kulaklarımı çınlattı. Yine bugün dedim fırınımı götüreyim. Artık oturmaya giderken falan da taşıyacağım herhalde. İbo'cum koca fırını yüklenmişsin yine. Vallahi taşıyoruz sürekli. Bilmiyorum nereye kadar taşıyacağız bana ama. Şey diyor, yeter artık diyor. Ben yarışma falan istemiyorum. Bıktım diyor taşımaktan diyor. Dedim aşkım tamam dedim. Buradan sonra dedim artık dedim. MasterChef'e gideriz oraya bir şey taşımazsın dedim. Selin'cim başlayalım mı? Başlayalım. Önce neyle başlayacağız? Önce hindi yapacağım fırında biliyorsun ki. Fırınlanmış hindim var. Hindimle başlayacağım. Ama yalnız elim kesik olduğu için birkaç kat eldiven takmak istiyorum. Suyla temas etmemesi. O zaman süreni başlatıyorum. Başlıyorum. Ya dur. Daha başlatmadım. 3, 2, 1. Süren başladı. Başladık. Önce elime eldivenler takacağım. İşte meşhur hindimiz de tezgahta seni bekliyor. Bu arada köy hindisi Gürbüz. Normal standart hindi değil. Çünkü standart olanları denedik evde. Lezzetsiz oluyor. Evde başka neleri denedin? Neleri denedim? Hindiyi de, tabii ki denedim 3 kere. Onun dışında bütün yemeklerimi denedim. Hatta kayınvalidemler geldi. Yemekteyiz çekimi yaptık evde. Hepsine tadım yaptırdım. Puanlama yaptılar. Yemeklerimin tadına baktılar. Evde hepsini denedik. Süremde yetiştirebildim ama o zaman tabii ki elim kesik değildi. İnşallah bugün beni bir tık yavaşlatsa da ben yine layığıyla yemeklerimi çıkaracağımı düşünüyorum. Bu erkek miydi, dişi miydi ya? Gürbüz ben ağlıyorum burada. Oo. Hindi bayağı büyükmüş ya. Aşkım çok güzel hindimiz. Köy hindisi zaten söyledim organik. İnşallah lezzetli olacak. Bugün hepsi güzel bir hindi yiyecek. Gürbüz görüyorsun değil mi? Vallahi kaldıramıyorum. Kollarım kaldırmıyor. 6-6,5 kilo kadar. Yani 100 bin liralık hindi yapacağım bugün. Hepsi de yemek nasıl yapılır, yılbaşı sofrası nasıl kurulur görecekler. O zaman sana moral olsun. Al bakalım şu 100 bin lirayı. Ben bugün inşallah böyle kaldıracağım. Buradan Oğuzhan Bey'e selam olsun. Yani görüp görebileceğiniz bu tabela olacak. İyi bakın. Sonra çünkü hasret kalacaksın. İnşallah ben bugün layığıyla yaparsam bu 100 bin TL'yi yine eve götüreceğim bugün. Ben onu şimdilik alayım. Hadi biz yemeklere devam edelim. Tencerede bolca tereyağı eritiliyor. İbo'cum metroda yaşadığı o şanssız olayla ilgili ne düşünüyorsun? Ya metroda yani evet biraz öyle bir şanssızlık oldu. Ya o teyze sana tam olarak ne dedi? Dedi ki sen dedi kendinden büyük yaşlı kadına dedi niye öyle saygısızlık yaptın dedi. Utanmıyor musun dedi. Karadenizli bir teyzemiz beni şu an izliyorsa. Teyzeciğim ama kazandım dedim bak dedim yani kazandım. Hani şöyle yaptı. Masada da bunu dile getirdiler ne hikmetse. Vallahi Emre patlatmasa bu olaydan kimsenin haberi olmayacaktı. Yalnız bu olay yüzünden senin çok üstüne geldiler. Ne olacak bu işin sonu dersin? Bu ya hafta daha mı çok gelirler daha mı az gelirler? Bu yayından benim, sonra ne olur peki? Benim üzerime gelsinler. Sokağa çıkabilecek miyiz? Aşkım vallahi ya bu merak etmeyin bu hafta Oğuzhan Bey emin olun benden daha çok linç yer. Çünkü Oğuzhan Bey çok terbiyesizlik yaptı. Bu arada o koyduğun ne? Bu sarımsak, yoğunlaştırılmış sarımsak sosu. Yılbaşı hindisinin sosu için eritilen tereyağı, tane karabiber, yoğunlaştırılmış sarımsak tozu ve toz kırmızı biber elle yoğrularak karıştırılıyor. Fırın torbasına konulan bütün hindinin üzeri tereyağı sosuyla kaplanıyor. Deneme yaparken İbo'yu da çalıştırdın mı yine? Çalıştı. Ya elini parmağını kestiği için aynen, hani çalıştı. Bir de çok acıdığı için hindiyi ben hazırladım birkaç kere. Tarif ben onu tarif ettim elim kesikken. Sen de bu arada hindi pişirmeyi öğrenmişsindir. Öğrendim valla. İsteğiniz varsa beklerim. Normalde evde yemek yapıyor musun? Yapmıyorum ya. Fırsat, ben yaptırmıyorum. Fırsat kalmıyor bana. Hindinin iç kısmına defne yaprağı konuluyor. Pırasalar büyükçe doğranıyor. Bunları ne yapacaksın? Aroma katacak olan bu sebzeleri bu şekilde iri iri gelişi güzel. Bunları kullanmayacağım zaten. Sos içinde zaten blend edeceğim. Hangi sebzeleri kullanacaksın? Havuç var, pırasa var, soğan var, sarımsak var. Hindiye aroma katması için büyükçe doğranan pırasa, havuç ve soğan da hindiyle pişmek üzere fırın torbasına yerleştiriliyor.
dağılmadan pişmesi için hindinin but kısmı iple bağlanıyor. Bu tarifi nereden öğrendin? Bu tarifi ben bir akrabamız var. Marmaris'te şef, otelde su şefi. Ona sordum aromatini ne koyayım, ne yakışır diye. Ya bazıları ada çayı falan da koyuyor da o şekilde ben çok düşünmüyorum. Ada çayı çay yani ve aroması çok keskin. Hani yakışmayacağını düşündüğüm için ben o tarifi uygulamak istedim. Bu şekilde bağlıyorum ki bacakları düzgün kalsın. Taze biberiyenin ardından hindinin kurumadan pişmesi için fırın torbasına su konuluyor. 3 gündür söylüyor. İşte bütün hindi yapsaydınız, bütün hindi yapıp riske girseydiniz, hindinin kolay tarafını yapmışsınız. Demek ki dediği gibi kendi menüsünde bütün hindi yaptığı için sürekli onu öne sürdü. Dün benim soslarımın hepsine laf ettiler. Bütün sosları beğendiler ama aslında beğenmeye çalıştılar. Kendisi bugün nasıl yapacak acaba? O sosu bugün böyle hindiye boca etmediği sürece, o sosu ben almadığım sürece, o tadını almadığım sürece hindinin kendisini değil, kendisini bile pişirse buradan kurtulamaz. Termometresini saplamadık. Bir tane termometresi var. Bu şekilde hindi paketlerinden çıkıyor. Nasıl yani? Yani ben bununla yapmadım ama bunu da bana bu hindiyi aldığımız yer verdi. Dedi ki termometre attığında hindi pişmiş olur dedi. Nasıl koyacaksın? Göster bakayım. Göğüse saplıyoruz. Hindi piştiğinde bu termometre şöyle atıyormuş. Ya ben bununla yapmadım evde ama hiç olsun. Hiç denemedik de bakalım ne olacak. Aynen hiç denemedik. Hep beraber öğreneceğiz. Hindinin pişeceği fırın torbası iple bağlanıyor. Ana yemek olarak sebze sosuyla sunulacak olan yılbaşı hindisi fırında pişmeye başlıyor. Sosun içinde hangi sebzeler vardı? Pırasa var, havuç var. Baharat atacağım mı ona? Sarımsak var. Defne yaprağıyla şeyi atacağım içine, biberi atacağım. Hatta sadece defne yaprağı atayım, biberiler dağılacak çünkü. Sos için fırın torbasında pişecek sebzelere de su eklenip hindiyle birlikte pişmeye bırakılıyor. Profiterolün pataşo hamuru için tencereye konulan bir bardak suya tereyağı ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun? İçli köftemin bulguruyla irmiğini ıslayacağım. İçli köfte yapmış kendisi. Yeni yıldayız. Yeni yıla gideceğiz. Dünyanın acaba neresine gitmiş? Acaba hangi ücra köşesinde görmüş? Buraya kendisi içli köfteyi yapmaya gelmiş. Yılbaşında bile. Yılbaşında burada içli köfte mi yiyeceğiz? Meze yemeye mi geldik? Burada çorba içmeye mi geldik? Gürbüz, içli köfteye yetersiz diyebilirler mi sence? Kettle'da suyum i̇çli var köfte mıydı? Diyorum bak. Vallahi yılbaşında içli köfte mi olur demişler bile. Niye olmasın? Desinler. Restorana gidip yememişler mi? Hani... Yani otellerin menülerinde hep var, içli köfte var. Gerçi Oğuzhan herhalde şey yapmamıştı, çorba yapmamıştı. Onun gittiği yerlerde yok demek ki. Görmemesi kendisi normal diye zaten barda çalıştığı için bilmemesi çok normal. Oğuzhan barmen biliyorsun. Ya sen onu rakip olarak görmeyeceksin, ben sana söyleyeyim. Bu arada tam 25 dakikan geçti. Tamam, sıkıntı yok. Gel bir sarayım sana. Geçen sarılamamıştık. O zaman ikimiz de tereyağlıyız. Aman seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz, ödül alıp gelirim artık. Tamam. İnşallah dua et bana, başarılar. Öpüyorum seni. Başarılar. İbocuğum görüşürüz. Kendine iyi bak. Profiterolün pataşo hamuru için bir bardak un, su ve tereyağıyla sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Neden profiterol yapmayı tercih ettin? Profiterol ben sürekli yapıyorum zaten. Güzel yaptığım için hem de zahmetli olduğu için ve Zuhal Hanım da sevdiği için tercih etmek istedim. Yani hani şimdi tekrar San Sebastian yapmak istemedim. Şerbetli bir tatlı hindinin üstüne çok ağır gelecekti. O yüzden de profiterol tercih ettim Gürbüz. Üzerine yumurta eklenecek olan pataşo hamuru ayrı bir kaseye alınarak soğumaya bırakılıyor. İçli köfte için ince bulgurun üzerine tuz ve sıcak su ekleniyor. Yumuşaması için ince bulgurun üzeri streçle kapatılıyor. Emre bugün sana hak ettiğin puanı verir mi dersin? Bakalım Emre Bey politika da yapabilir. Yaptığımı görürse puan da verebilir diye düşünüyorum. Yalnız biliyorsun Emre ve Oğuzhan'ın puanları başa baş gidiyor. Evet şu an zaten puanların hepsi birbirine çok yakın. O yüzden hani her şey olabilir yani. Herkes birinci olabilir. Benim kazanamayacağımı bilemezler. Çünkü Zuhal Hanım'ın puanları açıklanmadı. Ve şimdiden şöyle söyleyemez. Kimseyi kazanmıyor. Benim puanlarım düşük. Yani herkesin puanları birbirine çok yakın. Ve hiçbir şey belli olmaz. Ben de kimseyi tutmuyorum. Bu 100 bin lira bana getirmeyeceğini biliyorum. Selin'le Oğuzhan arasında bir çekişme olabilir. Hak eden kazansın. Sırada profiterolün kreması var. Profiterolün kreması için bir paket sütün üzerine diğer malzemeler ekleniyor. Yumurta sarısı da koydun. Şimdi kremanın içinde tam olarak neler var? Süt var, şeker var, un var, nişasta var ama bu başlangıç devamında çok daha
ürün girecek buna. Bir paket krema da diğer malzemelerle karıştırılıyor. Önceki yarışmada nasıl hatalar yapmıştın? Mesela salatamda yine tuzlu bir peynir kullanmıştım bugünkü gibi. Salataya tuz katmamalıydım. Katmıştım, tuzlu olmuştu. İç pilavımı unutmuştum serviste yanına eklemeyi. Onu unutmamalıydım. Çünkü mesela nasıl ki dün Oğuzhan Bey ekstra narince sos getirdi, ben kabul etmeyeceğimi söyledim. Çünkü daha önce bu benim başıma gelmişti. Ekstra getirdiğim pilav kabul edilmemişti. Mesela bunlar benim hatalarımdı, minik hatalardı. İnşallah bugün yine en minimal hatalarla bu menünün hakkından gelirsem kazanacağıma inanıyorum. Sürekli karıştırılarak pişen profiterolün kreması kaseye alınıyor. Tekrar burada olmaktan mutlu musun bakayım? Çok güzel. Yani ben inanın şöyle dediğim gibi daha iddialı yarışmacılar bekliyordum. Hatta dedim ki kazanamazsam dedim. En kötü dedim ekibi görürüm. Bana yine eğlence olur. Çünkü ben çok seviyorum sizleri. Çok da eğlendim yani daha önce geldiğimde. Yine o yüzden gelmeyi çok istedim. O yüzden geldim yani eğlence için. Sonradan krem şanti eklenecek olan profiterolün kremasının üzeri streçle kapatılarak soğumaya bırakılıyor. İçli köftenin dış harcı için sıcak suda bekletilen ince bulgura salça ekleniyor. O koyduğun ne? Kimyon attım birazcık dış harcına. Ya bazıları bunu çok şeysiz yapıyorlar Gürbüz. İşte içine kıymasına mesela hiçbir şey katmıyorlar. Dışına hiçbir şey katmıyorlar. Çok bembeyaz, tatsız tuzsuz oluyor. Ben biraz daha böyle aromatik şeyleri sevdiğim için daha önce de söylemiştim baharatları. Ben biraz dışına da içine de baharat ekliyorum. Üzerine bir yumurta ve biraz tuz eklenen içli köftenin dış harcı hamur yoğurma makinesinde yoğruluyor. Gürbüz şimdi o hamur yoğurulurken ben artık masamı kurup aradan çıkartmak istiyorum. Bu arada şu ana kadar geçen süren 43 dakika. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi Gürbüz hemen masayı kurmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hemen masanı kur bakalım. Bu senin örtün mü? Bu benim örtüm. Zaten bu masa için diktirmiştim ben bunu. Yılbaşı konsepti yeşil de uyar, ben de severim. Yeşil masa örtüsünü beyaz runner'la tamamlayan yarışmacımız hasır Amerikan servislerini de yerleştirmeye başlıyor hemen. Bu renkler yılbaşı konseptine uygun mu sence? Gürbüz, ben biraz daha yılbaşı konseptine uygun olduğunu düşünüyorum diğerlerine göre. Tabii ki daha iyisi olabilir. Ya bu tamamen imkan meselesi. Hani ben biraz kısıtlı süre, hani yılbaşı haftası kısa sürede hazırlandık. Kısıtlı sürede bulabildiğim kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla, imkanlarım el verdikçe bence bu haftanın en iyisi masası olacak. Tabakların ardından çatal kaşıklar da çift servis olarak yerleştiriliyor masaya. Dün Oğuzhan'ın masası nasıldı sence? Dün mesela Oğuzhan Bey'in masasındaki şeyleri de yamuk yumuktu. Ben onları söylemedim. Keşke söyleseydim yani. Çatal bıçakları yamuk yumuktu. Her şeyi özensiz bir şekilde fırlatılmış gibiydi. Ben kendim düzelttim. Ama dedim şimdi zaten bu bahane aramaya geldi der. O yüzden dedim Selin boş ver. Zaten görünüyor yani, görünen köy kılavuz istemez. Bu arada şu masa süsü için getirdiğin dalları ağaçtan mı koparıp getirdin yoksa? Evet, ağaçtan aldık. Hadi canım. Şöyle çiçekçi vermedi. Nasıl ya? Yani dedi ki bunu böyle veremem, bir çiçek yaptırman lazım. Nasıl aldınız peki? Onları bir tane şirketin, bir holdingin bahçesinden koparttık İbrahim'le beraber. Şaka ediyorsun. Gerçekten mi? Haberlere falan çıkarsak şaşırmayın. Peki ağaç dallarını aldığınızdan o şirketin haberi var mı? Bence yoktur. Eyvah! Özür dileriz şirket sahiplerinden. Hayır, yoldan geçiyorduk, kenara da sarkmıştı, böyle aldık biz de yani. Ne yapalım çünkü bulamazdın nereden? Gerçek çam ağacı dalları masanın ortasına yerleştiriliyor. Ya sen dal değil ağacı söküp getirmişsin. Baksana masada yer kalmadı. Gösterişli olsun istiyorum o yüzden ya. Vallahi bu dallara umarım çok laf etmezler. Dakikam gidiyor, beni çok lafa tuttun Gürbüz, çok lafa tuttun beni. Ya aşk olsun. Vallahi bak yapma. Şöyle güzel bak yüzen mumlarım var. Bunları konuş, güzel şeyleri konuş Gürbüz. Mumların ardından diğer aksesuarlar da yerleştiriliyor hemen masaya. Gürbüz, dün akşam küçük hediyeler aldım onlara. Bir tanesi elimden düştü ve patladı. Sonra dedim ki bir tanesi eksik dedim, olmaz dedim. Acaba 4 tane götürsem de bir kişiye vermesem olur mu? Bu kişi kimi seçerdim diye düşündüm. Aslında olsam veya çok vermeme gerek yok diye düşündüm ama sonra dedim şimdi dedim gerek yok. Ben onun gibi dedim şey olmayayım. Hediyelerim bu arada şuradaydı. Onun gibi dedim ben kaba olmayayım. Onun gibi dedim saygısız olmayayım. Ben yine dedim yapacağımı yapayım. Günah benden çıksın dedim. Ona da hediye koyacağım. Hediye paketlerinin ardından kumaş peçeteler de masaya yerleştiriliyor. Ekmek de tamam. Masan nasıl oldu sence? Bence güzel oldu.
Bence haftanın en iyi masası oldu. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Tamam, o zaman gidiyoruz işte. Hadi gidelim. Emre Bey'in masası, en güzel masa haftanın Emre Bey'in masasıydı. Bence Selin Hanım güzel masa yapabilir mi? Belki yapar. Yani pek emin değilim. Çünkü becerisine güvenmiyorum. Kendisi benim masamı eleştirmişti. Ben sade bir masa yapmayı seviyordum. Emre Bey'den hiç feyiz almadınız diye bir kelime kullandı kendisi bana. Kendisinin feyzini bugün göreceğiz. Nasıl bir masa yapacak çok güzel göreceğiz. Ayrıca buraya kimse masa hazırlamaya, masa düzenlemeye gelmedi. Tabii ki güzel olması, şık olması gerekiyor. Buraya insanlar yemek yapmaya geldi. Umarım yemekleri güzel olur. İçli köftenin hamuru tamam mı? İçli köftenin hamuruna bakacağım. Nasıl sence? Bu niye böyle cıvık oldu ya? Fazla mı az mı beklettik, şişmedi. Hızlı hızlı yapacağım derken patlatacağım kendimi. Profiterolün soğuyan pataşo hamuruna 3 yumurta teker teker eklenerek mikserle çırpılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Gürbüz, bunu şeye koyacağız. Ne? Sıkma torbasına dolduracağız. Sıkma torbasına konulan pataşo hamuru küçük parçalar halinde yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Hamurlar biraz küçük olmadı mı? Bilerek, çünkü çok kabarıyor. Biraz da ben kibar kibar olsun istiyorum. Herkese kaçar tane koyacaksın? Üçer tane koyacağım. Hamura göre kaç tane çıkarsa. Fatemeh'in yemekleri çok eleştirildi. Sen İran yemeklerini nasıl buldun? Ya şöyle, ben İran'a gitmedim. İran yemeklerine çok tatmadım. Arap yemeklerini biraz bilirim, Lübnan mutfağını falan, ama işte müttebbeldir, ondan sonra onların pideleri falan var, işte falafeldir falan, ama İran'ı bilmiyorum. Safran çok kullandı mesela menüsünde, ben sevmedim yani, ya da o yapamadı belki. Ben biraz daha Türk yemeklerini, sonuçta Türkiye'de yaşıyorum dedi, Türk yemeklerini öğrenmesini ve bize de uygun bir şeyler yapmasını beklerdim. En azından kendi yöresini bile bize uygun şeyleri seçebilirdi. Ya da bilmiyorum artık, bütün yemeklerim öyle. Tatlısı çok kötüydü mesela. Profiterolün pataşo hamurları fırında pişmeye bırakılıyor. Diğer tane de büyük tutayım. En fazla 3 dakika mı alırım? Çok tedbirli gördüm seni. Öyle Gürbüz, öyle olmak zorunda çünkü neydi? Best of. Profiterol için daha büyük şekilde hazırlanan pataşo hamurları da fırında pişmeye bırakılıyor. Profiterolün kreması yeterince soğumuş mu? Gürbüz, bu hala sıcak. Şu an buna krem şantisini vermeyeceğim. Tekrar bir streç çekip dolaba göndereceğim. Artık dolapta soğuyabilecek seviyeye gelmiş. Emin misin? Evet. Yani o sıcaklığı gitmiş ama hala krem şanti verirsem su gibi olacak. Profiterolün kreması buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Hamur makinesinde yoğrulan içli köftenin dış harcı kontrol ediliyor. Kıvamı nasıl sence? Ben bunu tekrar yapacağım. Çünkü olmamış. Yani şöyle makinede yoğurduğum için muhtemelen. Elimde yapabildiğim kadar yapacağım. Çok şey olmuş. Hamur gibi olmuş yani, çok uzun süre yoğrulduğu için. Hemen panik yapmıyoruz. Ocağımı açıyorum, çorbamı atacağım. İçli köftenin dış harcı için tekrar bir kasede ince bulgur ıslatılıp üzeri streçle kapatılıyor. Tatlı bal kabağı çorbası için büyükçe doğranan soğanlar tencereye alınıyor. Şimdi şöyle, bu ocakları bir dağılım yapalım. Bunu buraya alayım, burada pişsin. Hepsine sığması lazım. Bunun altını, bir dakika. Bu arada 1 saat 45 dakikam bitti. Tamam Gülmüş, sıkıntı yok. Şöyle sıvı yağ veriyorum biraz. Çorba için soğanlar sıvı yağda kavrulurken sarımsakların kabuğu soyuluyor. Ya bu kadar bal kabağı yetecek mi? Yetiyor Gülmüş. Bolca soğan koydum. Biraz bunları ezdim. Şurada bir kabuk var, onu alalım. Kaç tane sarımsak koydun? 4 diş sarımsak. Büyükçe doğranan bal kabakları tencereye konulup üzerine tuz, karabiber ve toz zencefil ekleniyor. Üzerine sıcak su eklenen tatlı bal kabağı çorbası pişmeye bırakılıyor. Bal kabağı zaten tatlı değil mi? Neden bunu tatlı bal kabağı diye belirtti? Acaba hani ben ekstra uğraştım sizin için, daha tatlı bir bal kabağı buldum, zahmetine girdim gibi bir söylemlerde bulunmak için mi menüsüne ekledi bunu? Açıkçası çok merak ediyorum. Çorbaya muhtemelen şeker koyabilir tatlandırmak için, yani başka bir seçeneği yok tatlandırması için. MasterChef'e de başvuru yaptın mı? MasterChef'e başvuru videosu gönderdim, daha yeni gönderdim. Ben MasterChef'ten arama beklerken bana Yemek Deyiz'den arama geldi. Nasip olacakmış. Burada sizlerle tekrar buluşacakmışız. Yani tekrar bir soğan soyacağım şurada. Artık içli köftemin iç harcını yapacağım. Bademli iç pilav için pirinçler yıkanıyor. İçli köftenin iç harcı için soğanlar el rondosunda çekiliyor. Şimdi onlar şey derler, İşte Selin Hanım makineyi kullandı, el blenderını kullandı. İşte onu orada yaptı, bunu burada yaptı, ama onlar da gelsinler kesik elle yarışsınlar. Bir de ben onları göreyim diyeceğim, eğer eleştirirlerse bunu.
Ya ben öyle ya da böyle güzel yaparsam neyle yaptığımın hiçbir önemi yok bence. Sonuç olarak hazır bir ürünü alıp masaya koymuyorum. Oğuzhan Bey'in sarımsaklı lavaşı gibi. İçli köftenin iç harcı için el rondosunda ufaltılan soğanlar tereyağı ve ayçiçek yağıyla kavruluyor. Bademli iç pilav için küp şeklinde büyükçe doğranan soğanlar kavrulmak üzere tencereye konuluyor. Oğuzhan'a 5 vermediğine pişman mısın? Pişman değilim. İyi ki de vermedim yani. Hak etmiyordu terbiyesizlikleri yüzünden. Terbiye yani tabii ki eleştiri bir kere kapalı, tabii ki eleştirilecek, tabii ki eleştiri alacak. Ama insanları döver gibi konuşması falan hayırdır yani, yarışmadayız. Şimdi sen tam olarak ne yapıyorsun? Hem iç pilavımı yapıyorum. Wok tavada yaptığın hangisi? Wok tavasında içli köfte tercih yapıyorum. İçli köfte için kavrulmaya devam eden kıymaya karabiber, pul biber ve salça ekleniyor. Soyulmuş çiğ bademler ve çam fıstıkları iç pilavın soğanıyla birlikte kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun bakayım? İçli köftemin iç harcını yapıyorum. Biraz tuz attım. Kayınvalidenle aran nasıl? Gayet iyi. Sık sık gidip geliyor musunuz? Yani evlerimiz yakın zaten. Gidip geliyoruz. Gidip gelmesek yolda bile karşılaşıyoruz. Aynı mahalledeyiz. Dün akşam zaten geldi. Ben ona gel dedim ama İbrahim gelince o sonra şey yaptı. Ne yaptı? Dedi siz ikiniz gidin. İçli köftenin iç harcı için kavrulan kıymaya bolca tereyağı ekleniyor. Bademli iç pilav için pirinçler diğer malzemelerle kavruluyor. Kavrulan pirinçlere yeni bahar ekleniyor. Altını kıstım pilavın, baharatlarını veriyorum. Daha önce de söylemiştim, biraz daha göz kararı yapıyorum yani, el alışkanlığı. Rengine göre biraz ekleyeceğim. Tarçını da en son vereceğiz acıtmasın diye. İç pilav için üzerine kuş üzümü ve tereyağı eklenen pirinçler iyice kavruluyor. Pirinçlerin üzerine son olarak tarçın, tuz ve karabiber ekleniyor. Bademleri neden daha fazla kavurmadın? Ben bunu bademlerini kavrulmuş, daha iyi kavrulmuş denedim evde. Badem çok aşırı kavrulduğunda bu defa yanık tadı geliyor ağza. Bir de böyle denedim. Sonra bunu daha çok beğendim. O yüzden çok kavurmadım. Çünkü badem kavrulduğunda dışının sadece şey olması gerekiyor, hafif rengin dönmesi gerekiyor ama hepsinde, bütün bademlerde o dengeyi yakalayamıyorsun. Bu defa diğerleri yanmaya başlıyor. Üzerine sıcak su konulan bademli iç pilav pişmeye bırakılıyor. İçli köftenin pişen iç harcı soğuması için ocaktan alınıyor. Kıymalı iç harca kırık cevizler ekleniyor. Ya kırık ceviz getirmek sana yakıştı mı? Gürümüz hepsi hazır malzeme kullanıyorlar. Ne yapsaydım, cevizi de burada köyden getirip kabuğunu soyup kurutup kendim mi ayıklasaydım? Kırık ceviz satılıyor mu? Kırılmış ceviz değil de başka bir adı var bunun. Adını hatırlamıyorum şu an, başka bir adı var. Ya muhtemelen böyle daha parçalanan cevizleri bu hale getirip satıyorlar. Yani normal ceviz bütün cevize göre bir tık daha uygun fiyata satılıyor. Vallahi böyle kırık ceviz satıldığını ilk kez duyuyorum. Keçi peynirli Akdeniz yeşillikleri salatası için yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Sırada içli köfte var. Ay, süren iyice azalıyor. İçli köfte tepsisini alıyorum. Vallahi elini çabuk tutsan iyi olur. Artık yemekleri yapmam lazım. O zaman sen, ben buraya geçtim, bana yumurta verirsin. Kaç tane yumurta istiyorsun? Bir tane yumurta istiyorum. İçli köftenin dış harcı için sıcak suda bekletilen ince bulgur, bir yumurta, salça ve tuzla yoğruluyor. O koyduğun ne? Şöyle çok az tuz veriyorum. Çok da atmak istemiyorum tuz. Çok az da su vereyim. Biraz daha diri geldi bana. Bizim haftadaki Nigar Hanım da pilav yapmıştı. Tabii biz bunları mutfak çekimini izlemeden görmediğimiz için yayından önce pilavı yıkamış. Ben de diyorum ki bu pilavda bir anormallik var diyorum. Ha! Tokatlı Nigar değil mi? Evet, Tokatlı Nigar Hanım pilavı yıkamış. Üzerine pirinç haşlayıp eklemiş. Üzerine biraz daha su eklenen bademli iç pilav neredeyse hazır. Kıvam alması için un eklenen içli köfte harcı iyice yoğruluyor. İçli köfteyi yaparsa çok severim. Kıvamını, kızartmasını, bana dedikleri gibi ben hep yakmıştım ya, yakmamasına dikkat edeceğim, lezzetine bakacağım. Biliyorsunuz Selin'in bir parmağı kesik. Bu parmakla ne şekil o içli köfteyi yoğurabilir, şeklini verebilir.
hani biraz zor görünüyor. İnşallah başarmıştır diye ümit ediyorum ama pek ümidim yok. Pata şu hamurları ne durumda? Gayet güzel. Birazdan alacağım. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel devam ediyor. İyice çökmüş olacak. Bu çok şey oldu. Şimdi ne yapacağız? Sos malzemelerime bir bakıyorum. İç köfteme başlamadan önce. Vallahi iç pilav dışında hala biten bir yemeğin yok. Şimdi ne yapacaksın söyle bakalım. Biraz daha kalsın ya. Ben bunu yapana kadar kalsın en azından. Hiç riske atmayalım. İçli köftemi yapacağım Gürbüz. Sonra salatam var, mezem var. Sosum var, kremaları dolduracağım. İçli köftemin şekli için önce bir dolabımı açayım, bir kontrol edeyim soğumuş mu? Yani bence olduğu kadar artık soğumuştur. O zaman hadi hemen içli köfteleri yapmaya başla bakalım. Selin'cim, şimdi sen 2,5 senedir evlisin. Annenler biz torun istiyoruz falan demiyor mu? Herkesten geliyor tabii. Özellikle benim annem, anneannem falan çok istiyorlar. Diyorlar işte torun olsun bakalım, biz bakarız. Sen yap, biz büyütürüz falan diyorlar da biz biraz gezip tozmak istiyoruz açıkçası. Hani biraz gezelim edelim, ondan sonra yeni ülkeler görelim. Yurt dışına çıktınız mı? Yurt dışına hiç çıkmadık, daha yeni pasaport aldık işte. Biraz da aslında İbrahim'in bu iş değiştirme durumuyla daha heves ettik. Çünkü bir havayolu, Türkiye'nin marka ismi olan bir havayolu şirketinde çalışıyor. Bunun avantajlarını da neden kullanmayalım? Bardağın içine konulan buzdolabı poşetine yerleştirilen hamur, bardağın şeklini alacak şekilde açılıp içi kıymalı harçla dolduruluyor. Buna içli köfte değil, bardak köfte diyecekler. Öyle deme Gürbüz. Ya şaka ediyorum. Yalnız biraz kalın oldu sanki. İnanır mısın bak, sürekli yaptığım bir şey, çok da güzel yaparım ama burada yaparken şunu yaptım. Dedim ki biraz az yapayım, bu kadar hamur yoğuramam. Daha az hamur yapayım, küçük hamur yapayım. Çünkü o kadar hamur yoğurmak benim çok süremi alır. Elimde böyle olunca iyice cozuttum. En minik ölçülere böldüm. Demek ki bölmemek, bildiğin gibi yapmak gerekiyor. Bu arada bardakla içli köfte yapıldığını ilk kez görüyorum. Yeni gelin içli köftesi yapıyorum şu an resmen. Daha önce yaptığım, insanlar bunu görünce çok şaşıracaklar ama yapacak bir şey yok. Şu an bu menüyü çıkarmak gerekiyor. Bardakta açılan hamurun ortası kıymalı harçla doldurularak yuvarlak şekilde kapatılıyor. Tek tek açılan içli köfteler de neredeyse hazır. Kaçıncıyı yapıyorsun? Sonuncu bu. Bir tane fazladan yaptım. Çünkü hamurum dediğim gibi biraz sıcaktan etkilendi galiba, bilmiyorum. Çok cıvık oldu. Hazırlanan içli köfteler kızartılmak üzere buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Bu arada Emre demiş ki, hindi dolması yapmayarak kolaya kaçmış. Pilavı ayrı yaparak ek puan kontenjanı açmaya çalışmış demiş. Ya şöyle, evet risk almak istemedim ama bana bunu diyen Emre Bey zaten kendisi de hindinin sadece butunu yaptı ve sadece bademli bir baharatlı pilav diye önümüze bir pilav getirdi. Yani bunu diyen kişinin benden daha üst segment bir yemekle buraya katılmasını beklerdim. En azından bana bahane verip beni eleştiriyorsa kendisi daha iyi bir şeyle gelebilmeliydi. Kuru cacık için yıkanan yeşil elma ve salatalıkların kabuğu soyuluyor. Bu arada Oğuzhan demiş ki, bugün ukalalık neymiş, ego neymiş, o kavramları çok güzel görecek. Benimle göz teması kurarak konuşamıyor. Gözlerimden tir tir titriyor demiş. Şöyle söylemek istiyorum ona. Maalesef muhatabı keseceğim ama format izin vermiyor. Aynen böyle iletirsiniz. Oğuzhan Bey terbiyesizliklere devam etsin. Ben onun seviyesine bugün inmeyeceğim. Misafirperverliğimi koruyacağım. Sonuçta benim evime yılbaşında misafir geliyormuş gibi onları ağırlamak istiyorum. Onun terbiyesizlikleri benim bir kulağımdan girecek, öbüründen çıkacak. Yoksa bu geriliyorum ben, gerçekten geriliyorum. Çünkü saygısızlığa asla gelemem. Her şey denginde güzel. Eleştiriyi kabul edemiyorsa katılmayacaktı. O yüzden de gitsin evinde yapsın. Zaten şey dedi, siz bu yarışmayı kazanırsanız ben bir daha dedi yemek yapmayacağım dedi. İnşallah ben bu yarışmayı alırsam zaten yemek yapmayı bıraksın. Kuru cacık için kabuğu soyulan yeşil elmalar rondoda eziliyor. Salatalıklar küçük küçük doğranıyor. Yılbaşı hindisinin sosu için fırında tereyağıyla pişen sebzeler blenderla iyice eziliyor. Ve ana yemeğimiz yılbaşı hindisini kontrol etme vakti geldi. Ay, eyvah.
çok ağır, eyvah. Vallahi tepsi çok ağır görünüyor. Ay yok, kaldıramayacağım, çok yanıyor. Aman dikkat et. Vallahi koca hindiyi tek başına aldın. Tamam aldım. Aldım da bu kaymış o yüzden. Pişmiş mi sence? Zaten termometremde 60. Vallahi hindi süper görünüyor. Şimdi şöyle yapacağız. Termometre neredeydi? Termometre burada. Pişti yan atıyor bu. Evet, termometre 60. 60 aynen. Ama şimdi şöyle alacağız bunun suyunu. Nasıl? Biraz buradan deleceğiz ve bir kase tutacağız altına. Bütün hindinin piştiği suyun bir kısmı fırın torbasına açılan delikten kaseye alınıyor. Ay, suyun çoğu tepsiye boşaldı. Eyvah! Hindi susuz nasıl pişecek şimdi? Merak etmeyin, o bitmez. Onun içinde 2 litre su var. Al bakalım kepçeyi. Ya şimdi sen alınca su iyice azalacak. Ben suyun tamamını almayacağım zaten. Sadece şu an ekliyorum. Hindinin suyu sebze sosuna ekleniyor. Şimdi sen bu sebze sosunu hindinin üzerine ekleyince ana yemeğimiz de bitmiş oluyor mu yani? Üzerine ekleyeceğim sadece, bunu bitirip. Bunun başka bir işlemi yok değil mi? Yok, hayır. Suyunu ekleyeceğim sadece. Çünkü hindiyi unuttum dışarıda. Ana yemek olarak sunulacak bütün hindi soğumaması için fırında bırakılıyor. Elma, salatalık ve süzme yoğurt iyice karıştırılıyor. Şimdi yapman gereken neler kaldı? Hemen ocağıma yağ koyacağım ve profiterollerimi dolduracağım. Sonra da salatamı yapacağım. Bir de kuru tohum kaldı. Sonra bir şeyim, blenderdan çorbamı geçireceğim hemen. Hemen bunu buzdolabına koyuyorum. İçli köfteye de sunulacak Ege usulü elmalı kuru cacık buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. İçli köfteleri kızartmak için kızartma tenceresinde ayçiçek yağı kızdırılıyor. Profiterolün çikolata sosu için bir paket krema sos tenceresine konuluyor. Bu arada son 18 dakika. Ay, içli köfteleri hala pişirmedin. Yapacağım, sen merak etme. Profiterol de hala birleşmedi. Biraz kaynasın öyle. Salatayı bari yapsaydın. O biraz kaynasın, ben o sırada salatamı süzeceğim. Benim elma kabuklarına attığım süzgeci alabilir miyim siz? Hemen veriyorum. Al bakalım. Sirkeli suda bekletilen yeşillikler bol suyla yıkanıyor. 3 saat içerisinde bir tedirginliği varsa yazıklar olsun ona. Kabak çorbasını, hindiyi yapıp direkt fırına atmasını, böyle basit şeyler, böyle hızlı şeyleri zaten yapamıyorsa, yetiştiremiyorsa çenesini kapatsın, konuşmasın bile. Profiterolün hamurlarına bıçakla kesikler atılarak içi doldurulmak üzere hazırlanıyor. Sıkma torbasına konulan kremayla profiterolün hamurlarının ortası tek tek dolduruluyor. Bu arada o kocaman hindiyi tek başına fırından çıkartmanı takdir ettim valla. Çıkaramadım, o beni çok zorladı. Yalnız 6 kişi için dev gibi bir hindi yaptım, farkında mısın? Dev gibi bir şey yaptık da kendimiz de burada. Keşke o kadar büyük hindi almasaydın. Hii, eyvahlar olsun. Son 4 dakika. Yetiştireceğim. Mutfağımı toplayamayacağım ama yetiştireceğim. Ay, daha ancak 3 kişilik profiterol yaptın. Hadi hemen diğerlerini de yap bitsin. Çikolata sos eşliğinde sunulacak profiterol de nihayet hazır. Keçi peynirli Akdeniz yeşillikleri salatası için bütün yeşillikler elde ufaltılarak salata kasesine alınıyor. Salataya konulacak keçi peynirleri elde ufaltılarak hazırlanıyor. Çorbam, pilavım tamam, tatlım tamam, salatam tamam, mezem tamam, içli köftem artık olduğu kadar. Başka neyim vardı, ben unuttum. Hadi hemen hızlıca etrafta kalanları da toparla. Maalesef üstünü değiştiremeyeceksin. Ama en azından eksik bir şeyin yok. İçli köftelerimin üstünü örteyim mi? Hadi hemen ört ve kapıyı aç lütfen. Zuhal Hanım geldi. İçli köftelerimin üstünü örtüyorum. Ve gidiyorum. Koş Selin'cim, koş. Geldiniz. Hoş buldum. Aa, kafa geri gidiyor. Nazara geldin. Yok yok, gelmem. Vallahi gel. Vallahi gel. Yılbaşı haftası bu iki önlük nasıl oluyor bu iş vallahi ya? Vallahi ucu ucuna yetiştirdim. Vallahi. Parmak yemekler. Ama gerçekten yemeklerin zor. Zor. Pişti mi hindi? Pişti. Ay. Yemeklerimden memnunum. Teşekkür ederim. Ufak tefek sıkıntılar. Hindi bu hafta önlükle karşılaşan yarışmacı falan diyecek yani. Vallahi çok nazar ettiler. Bir bana bak.
Çok bir de buraya. Yani ben seni de böyle benden bile ben öyle olacak şu güzelliği. Öyle olacak. İşte. İnşallah neyse. İzin verirlerse izin isterim. Vermek zorundalar. Safiye'ye verdik. Sana da öyle bir şeye ben müsaade etmem biliyorsun. Merhabalar, merhabalar. Allah'tan masan tamam güzel. Yemekler de herhalde yetişmişti. Yetişti evet. Ah o fırın. Evet. Gel ben. Ali gel. Ali gel. Ali kamerayı tut. Gel gel. Ben orada mumlarımı yakayım. Yak yak sen yak. Hatırlarsanız sevgili izleyenler. Zuhal Topal Yemek'teyiz de geçen sezonda katılmıştı sevgili Selin ve aynı Selin'cim aynı fırını getirmişti. İşte yine o meşhur fırın kim taşıdı? İbrahim mi? Evet İbrahim taşıdı. Bana artık diyor ki yeter artık yarışma falan yok diyor. Yarışma yok diyor. Bıktım artık belim ağrıdı diyor. Bak bu fırını sen bize bırak. Bu artık ben bizim demirbaşımız. Geldikçe yarışırım bununla olur mu? Her yıl çağırırsınız. Hayır şimdi fırınımıza falan laf atıyorlar ya fırınına zizine uğradım. Kapkacak yoktu, şu yoktu. En iyisi sana da inşallah uğur getirir tekrar. Bu fırında birinci i̇nşallah. Olmuştu çünkü geçen sefer katıldı. Eğer gene birinci olursan bu fırını artık bırak. Biz ücreti mukabilinde öderiz yani. Sizin olsun. Çünkü derler ki o fırında mı acaba bir... Alakası yok. Değil yani mi? Burada eğer temin edilebilseydi hani mevcut zaten aynı fırından var? Tabii. İkincisi peki parmağın nasıl oldu? Buraya gelmeden evvel dikiş atılmış çünkü tekrar evet, geçmiş. Yani ne yaptı? Etkiledi mi seni? Tabii etkiledi. Hadi ya. Yani mesela hindiyi normalde parmağımı kesmeden önce denediğimde çok daha kısa sürede atmıştım. Tutmak, etmek, anladım. Çıkartamadım. Çok geldi. Parmağım yandı. Hadi yardım etseydiniz aç. Bari. Aç, aç kapıyı, aç. Geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hanginiz hazır ettiniz ha? Yetiştirin. Yani yemeklerim her şeyim tamam hoş geldiniz ama sadece üzerimi giyinemedim. Evet, benimin evet. Ağırlığından ötürü. Gülme komşuna gelir başına mı gülmedim desen? Ama vallahi gülmedim. Ben size üzülmüştüm vallahi gülmedim. Ama işte benim merhaba, ağrı yapacak bir şey yok. Merhaba, sağlık olsun. Merhaba Fatem. Merhaba Oğuzhan. Merhaba. Haydi gir. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sevgili Sevta Parman. Nasılsın? Bugün de apayrı. Çok şıksınız. Hepiniz çok şıksınız. Selin de çok şık gördüğünüz gibi şey MasterChef'e şey bal kabağı çorbası hem master hem bal kabağı çorbası duruyor. Ya renkler uysun diye. Şaka bir yana menüm ağırdı ve elimin de etkisi. Galiba. Menünüz bir ağır hindi değildi. Hindi de ağırdı. Hindi kaç kilo bu arada? 6,5 kilo. Oo maşallah. Hindim ağırdı, yemeklerim ağırdı, menüm ağırdı. Elimin kesikliği beni yavaşlattı. Tabii ki evde yani bir iki ürünü tekrar yapmak zorunda kaldım. O yüzden de çift çift gittim. Bu öyle da benim mi? Tabii ki tabii. Onu konuşuruz onu bilmiyorum. Onun bilgisini henüz almadım. Hatta yani kendime de kızıyorum. İki tepsi profiterol yaptım. Ne? Profiterol hamuru niye yaptın? Olmadı bir daha mı oldu? Yaptım. Hayır gereksiz yere ben fazladan ekip de yer diye iki tepsi profil baktım. Ay çok teşekkür ederiz ekip. Hani vallahi iyisiniz ha hayat size güzel. Falan yaptım olsun yani. Hamuru da yeter gürbüze. Bulasın bir şey bir muhallebi falan o yapsın. Biraz... İki muhallebi yap şurada da bulaya çatalınla ne var? Peki hemen masasına da bakalım. Büyük finalimiz var. Tam 100.000 TL'yi vereceğiz. Yılbaşı haftasında özel Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yine yaptı yapacağını ve Türk televizyonlarına damgasını vuracak. Geçen sezonda vermiştik. Bakalım yılbaşı haftasında 2024'de sayılı günler kala 100.000 TL kime gidecek? Hemen masayla ilgili kısa kısa yorumlarınızı alalım. Diğer konulara geçmeyelim. Hemen masayı. Ben başlayayım. Olsan ve hediyeler seviyor da ondan dolayı mı aldınız? Gönlünü alırsınız diye. Dün 4 verdiniz ya. Öyle bir niyetim bugün yok. Dedin, ben onları evet. Çok önceden almıştım ama şöyle bir durum şimdi oldu. Ben masayı eleştirin dedim. Öbür konulara girmeyelim dedim ama girdik. Masayla ilgili onu sonra belki konuşuruz. Belki eleştirecek bir şey bulamamışlardır o yüzden. Bir dinleyelim. Ondan... Nasıl buldun Emre masayı? Masanız güzel, şık. Yılbaşına uygun bir masa. Benim masamı yakalayacak bir masa kurmuşum. Bence sizin masanızdan önde yani. Neresi tam olarak önde? Yani ben sizin çam ağacı var daha ya neredeyse burada. Daha gösterişli olduğunu düşünüyorum. Ben benim masamın daha tabii şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zevk meselesidir ama sizin masanız da şıktı. Neyin almışlar böyle bir şeyler yapıyor? Ne diyorsun? Çam ağacını bir şirketin villasından kopardı. Villa değil, şirket binası. Yani çiçekçiye gittim dedi ki çiçek yaptırmazsanız bunu tek alamazsınız. Gereksiz detaylara nasıl vakıf oluyorsun? Ben çok merak ediyorum. Neden seninle paylaşıyorlar? Ben daha neler öğrendim Zuhal Hanım. Eli kanadığı zaman kocası bayılmış mesela. Ne? Bayılmadı. Ya Gürpüz. Bayılmadı. Evet, sen nasıl buldun masayı? Masa şık duruyor. Yılbaşına uygun ama şu çam ağacı çok abartı olmuş. Ya şimdi biraz yılbaşı hani çamdır. Biraz kullansaydı. Ya da ne bileyim kokinadır. Çamdır. Yani bu tarz yeşillikler daha çok çiçeklerde kullanılır.
ve otele bile gitseniz görürsünüz. Yok, yani. Hayır. Ben bu çiçekçiden kendim almak istedim ama vermediler. Hayır, bu çok abartılmış. O daha çok yoğun koymuşsunuz masaya. İşte ben tabaklar siz falan. Siz benim eski bölümümü izlediniz mi? Oradaki çiçeğimi gördüyseniz ben seviyorum yani böyle büyük. Ya siz sevebilirsiniz de masaya benim biraz yani, abartı gelmiş. Tabaklar, kaşıklar size mi ait? Sadece bunlar buradan. Masanın da onun dışındaki her şey benim. Tabaklar ve çatallar. Geçen takımı aynısını kullanmak istemedim. Bir tane takımım var. Aa, senden sonra ama yeni sponsorumuz 50 takım. Evet, ben. Bunlar da çok güzeldi, uyumluydu. Peki, Oğuzhan sen nasıl buldun masayı canım? Ben masayı çok şık bulmadım. Sizinkine 5 basar. Hatta 10 basar bence. Öncelikle kusura bakmayın, biraz enerjim düşük dünkü haksızlıktan sonra. Rekabetsiz bir masaydı. Benim de enerjim sizin terbiyesizliğinizden dolayı düşüktü. Şimdi sizin terbiyesizliğiniz beni böyle karşılamanız. Bu terbiyesiz merbiyesiz lafını bir bıraksak mı? Bir saniye, oralara gireriz. Oğuzhan'cım ne olursunuz masayı eleştireceksiniz. Eleştirin, eleştirmeyeceksiniz, yemeklere geçelim. Ben çok... Alacağım duygu düşünceni. Tamam, haklısın, anlıyorum senin psikolojini şu an. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok şık bulamadım. Kötü de değil ama beklediğim kadar da bir şıklık yok. Tatlı, güzel. Tatlı tatlı. Bal kabağı tatlı demişken tatlı bir bal kabağı çorbası içeceğiz. Menü nasıl Fatime? Menü o kadar iddialı oldu. Bal kabakı like gördüm bal herhalde. Bal kabakı? Evet. Hindi var, profiterol var. Siz tavuğu like görmüştünüz. Ben bal kabağıyla daha yakışır yapmadım, birini yaptım. Yaptım. O kadar dediniz. Ben de sandım çok farklı bir şey yaptınız. Siz de aynı. Şimdi ben çorbamı eleştiriyorsunuz ama çorbam yılbaşına uygun bir çorba. Ne koca 6,5 kilo ama hindi. Ama yani o kadar da uğraştırıcı bir şey. Hemen fırına atıp pişiyor fırına zaten. Fırına atıyor hemen pişer. 15 dakika hindinin pişmesi değil mi? Vallahi aynen 3 hindi saat pişti daha hala fırında. Kulağına piş deyince pişiyor hindinin zaten. Siz pişirdiniz gördük. Valla gayet de pişirmiştim. Hindim olmuştu hanımefendi, kusura güzeldi, bakmayın. Güzeldi. Senin incin güzel pişmişti de. Yani ben nasıl sizin incinizin güzel olduğunu söylüyorsam şimdi benim hindimin güzel olduğunu söylemeniz gerekiyor yani. Sizinki ama sadece hindi butuydu. Benimki bütün hindi. Arada fark var. Bakalım hangisi daha iyiymiş. Beni eleştirmiştiniz hindi bütün kullanmadım evet, diye. Bakalım yumuşak oldu mu? Kart bir hindi eti yemek istemiyorum açıkçası. Valla köy hindisi. Organik. Köy hindisi. Nereden özel aldınız hindiyi? Özel sipariş Şile'de yetiştiriyorlarmış. Şile'den özel sipariş verdik. Öyle mi? Yani normal market hindisi değil. Daha yağlı ve lezzetli bir hili olduğunu söylediler. Bakalım daha önce bir denedik. Kilo güzeldi. Kilo da iddialı yani. Hani herhalde başından attı daha başlar başlamaz değil mi Selin? Kendi fırınını evet, getirmişsin. Evet ilk hindiye attım Zuhal Hanım. İlk geldiğinde yarışmamıza ilk yarıştığı seferdeki. O zaman da yine iddialı bir yemeğim vardı. Kaburga dolması yapmıştım. Evet gene aynı fırın. Evet. Koca fırın geldi yani orada pişirmiş. Sen nasıl buldun menüyü? Yılbaşına yarışır mı? Yani 100 bin TL için yarışır mı? Yarışır mı derken hani pek iddialı değil ama lezzetlere bakacağız. Aa Safiye Hanım lezzetlere lütfen. Bakacağız. Ama lütfen. Şey yok. Safiye Hanım, mandalina lütfen. Yok menüde iddialı lütfen. Olamaz mümkün değil. Evet. Mandalina koysaydı öyle toplar koysaydı iddialı olurdu herhalde. Evet ben iddialı demedim ki. Dediğiniz iddiasız yani. İşte iddialı değil dedi. Evet. İddialı değil dedim. Evet. Lezzetlere bakacağız dedi. Ben de diyorum toplar koysaydı iddialı olurdu herhalde. Olabilirdi. Herkesin evet. Kendi tercihi. Vallahi ben açıkçası arkadaşlarıma da sordum. Aman ha herkes hindi pişirmesin. Aynı şey olmasın dedim. Yok zaten kimse pişirmek istemiyor dediler. Ya hindi riskli bir... İşte tamam ben de bunu soruyorum. İddiasız mı oluyor? Safiye Hanım ben hiçbir şey mi yapmadım bu arada? Hadi buyurun afiyet olsun. Bu arada niye hediyelerini söylemiyorsun veya üzerinde değiştirmek evet, istemiyorsun? Evet hepinize daha önceden almıştım. Açalım mı? Ama şöyle bir şey oldu. Açmıyorum. Önce söyleyeyim açın. Yok açmayayım. Sen söyle. Ben herkese aynı şeyi almıştım aslında siz de dahil olmak üzere. Küçük birer cam sakızı çoban armağanı. Teşekkür ederiz. Dün akşam paketledim. Düştü bir tanesi. Yani neyin nazarı bu ben anlamadım bu hafta. Geçmiş olsun. Yumuşak halının üstünde cam patladı. Hay Allah. Ve ben hani evime yakın bir AVM var. Oradan işte uygun bir şey, yılbaşına uygun bir şey. Tekrar yapıyordu. Bir şey aldın. Evet. Niye zahmet ettin? Kırılsaydı. Benimkini vermeseydin bir tanesi kırıldıysa. Yarışmacılara benim vermeseydin. Benim önümden koptu. Niye teşekkür herkese... ederiz. Çok teşekkür aynen. Ederiz. Hadi açalım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Benden hatta. Aa çok güzel. Kardan adam magları. Bayılırım tabii maga. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Selin'cim. Kesene bereket. İnce düşürmüşsün. Size ne var? Kar kiresi. Sevmediniz mi herhalde? Ben hediyesini kabul etmiyorum Zuhal Hanım. Kendi yapmış yani olduğu tercihiniz. Saygısızlıktan dolayı o yüzden kabul etmek istemiyorum hediyesini. Ne ettiyseniz onu biçersiniz. Teşekkür yüzden, etmek istemiyorum. Hak ettiğiniz şekilde tavrınızı. O yüzden bu kadar saygısızlığı ve haksızlığı yapıp jest yapmayı düşünmek çok saçma. Ben size yapmadım farkındaysanız. Benim böyle bir jeste ihtiyacım yok. Ama ben teşekkür de sizin etmiyorum. Yaptığınızı yapmayacağım. Çünkü kalabilir. Şu an benim misafirimsiniz. Ne kadar da bir yarışma programı olsa. Sizin yaptığınız saygısızlığı. O yüzden böyle bir misafiri. Ben size yükselerek yapmayacağım. Haksızlık yaptığınız bir misafiri böyle saygısız bir şekilde o kadar konuştunuz ve karşılıyorsunuz. Valla benim menüm. Sizin kadar sizin zaten sert konuşmayacağım. Çünkü enerjim o kadar yok böyle. Daha, ben sadece. Söyleyin dinleyelim mi? Sizin yaptığınız haksızlığı da yapmayacağım. Yine yemeklerimi de ben yorumlayacağım. Tabii ki öyle de davranmayacağım. Ama sizin gibi böyle çok böyle sivri dilli konuşmayacağım. Sivri diliniz, bakışlarınız keşke birazcık beyninize yansısaydı ve tatlı da olduğu gibi çikolatalı profiterol dediğiniz gibi sanki çikolata olmazsa acaba içinde ne olacak mı? Selin'cim dinleyebilir miyiz? Acaba çikolata olmazsa acaba içerisinde ne olacakmış gibi bu kadar böyle düşünemeyecek kadar aslında bir kişisiniz. İsminizle dahi hitap etmek istemiyorum. Gerçekten etmek söylüyorum, samimi söylüyorum. Maalesef. O kadar çok... Enerji ama yok. Selin'cim ve sevgili Oğuzhan tartışamayacaksanız, birbirinizi öyle dinlemeyeceksiniz. Cümlemi bitirmeden müdahale ediyoruz. Hiç böyle sakin. Hafta biteni, yani bitiriyoruz zaten, hiç konuşmayın daha iyi. Yani ben zaten aslında gergin değilim, sadece biraz kırgınım, o yüzden sakinliğine hiç gergin değilsin. Hayır, sakin. Ya ben senin de olsam, şurada yeni yıla gireceğiz, hediye almış, hayır, sonuçta teşekkür. Tabii ki kabul etmek yani, zorunluluğun yok. Bu kadar haklısın da şey belli edilmez ama, yani böyle bu kadar şeyin içinde, yani dört hani böyle bu kadar belli edilmez, bu olmaz. Yani 5'i verse anlardım ben kırdı, konuşmadı, değerlendirmedi, şundan kırdım, bundan kırdım demedi. Yani bu kadar böyle bir duvar ne için? Burada bunun için mi varız? Şöyle benim yani vallahi tepkim ben de buna. Çok şaşırdım. Lütfen. Çok üzüldüm. Böyle bir hediye ihtiyacım yok. Kendisine de verdim tepkisini. Böyle bir jeste ihtiyacım yok. İstemiyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Peki Selin, madem konusu açıldı, çorba ilişkilerini yapamadık henüz ama çok dolu belli ki Oğuzhan. Baştan bunu halledelim, bitirelim yoksa bunu bütün gün gidecek. Oğuzhan Bey'in hediyeyi kabul etmemesinde haklıydı. Ben olsam ben de kabul etmezdim. Çünkü dün Oğuzhan Bey ile baya baya birbirlerine girdiler. Yemekleri yorumlamak yerine birbirlerine hakaret yağdırmayı tercih etmişlerdi. Selin Hanım bugün Oğuzhan Bey'in gözünü boyamak için belki ona da hediye almış olabilir ama bunda başarılı olamadı. Hediyesini kabul etmedim çünkü bu kadar saygısızlık yapıp bir insana jest yapmak saçma. Bu gerçek karakteri değil bence. Bu onu göstermiyor. O yüzden ben de yapmam gerekeni yaptım. İşte karakter duruş bu. Hediyesini kabul etmedim o yüzden. Ben de gerçekten senden hiç öyle bir puan bekliyordum. Yani düşük puan bekliyordum açıkçası. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bence büyük haksızlıktı. O menü, o yemekler, o puanı asla hak etmiyordu. Dün de söyledim ama sen verdin. Artık hanesine yazıldı. Yapacak bir şey yok. O da tabii ki haklı olarak biraz serzenişti. Hediye de tabii ki kabul etmeme hakkı var. İster eder, ister etmez. Keşke etseydi ama etmedi. Bir şey diyemiyorum. Kızgın, kırgın. Ne söyleyeceksin? Zuhal Hanım şöyle, ben bu yarışmaya hepimiz ikinci kez katılıyoruz. Evet, ben evet. daha önce de yarıştım. Evet. Hepimiz masada çok yükselerek tartıştık ama kimse birbirine saygısızlık yapmadı ve biz hala daha görüşüyoruz. Kimse görüşmek zorunda tabii ki değildi. Ha kendi haftanda. Evet, evet. Ama evet. kimse kimsenin bel altına vuramaz. Saygısızca, üslupsuzca, işte insanların aile kavramına, kültürel ahlak kavramına... Aile kavramına hepsine dokunuşlar. Selin, siz ne konuştunuz biliyor musunuz bir saniye Oğuzhan. Ne bel altı, ne konuştunuz biliyor musunuz ya? Bir saniye, bana lütfen bir sen şey müdahale olabilir etme mi? Oğuzhan. Saygısızlık yaptın mı? Terbiyesizlik yaptın mı? Aile hayatınla ilgili ne söyledi sana, bana söyleyebilir misin? Dün her şeyle ilgili gem vurdu. Yani ama aile hayatına bel altı... Kişisel bir şey var mı hatırlayan, ben mi atladım arkadaşlar, yarışmacılar? Genel anlamda bakıldığında ben dün... Geneli bırak, sen özel bir şeyden bahsedeceğim. Selin'ciğim öyle bir lanse ettin ki şu an. Hani o kadar nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Kelimelerini de seçerek kullanmaya gayret eden bir insanımdır. Hani sana böyle... Ailenle ilgili ne söyledi de ben evet, öyle bir şey olsa ben mi derdim? Ağız alınmayacak laflar beyan mesela, etmiş gibi bir izlenim bıraktı sanki. Şu an. Sanki öyle. Beyniniz, aklınız bir şeyler diyor ya mesela az önce. Ben dünüz konuşuyorum. Mesela, dün niye dört verdi? Dün de bunları söyledi ya mesela. Ne bana söyledi? Bana hakaret gibi açıkçası. Ama sen dedin ki aile hayatıma bel altı. Yani hani ki benim... Ya senin annene, babana, kocana anlamda, bir şey mi dedi? Hayır benim... İşte aklımı, beynimi, karakterimi genel anlamda yaptığım yemeklerden tutun hepsini birbirine çarpıştırarak benim zekamı sorgulaması. Ben öyle bir şey söylemedi ama. Yemek yapmamışsınız ki nasıl yaptınız demeyi şey yapabilir. Dün işte kır pidesi yapmışsınız zaten, şunu yapmışsınız, böyle yapmışsınız. Yok ben sizin... Ya ama siz de ciğer kavurma yapan adam dediniz, arkadaşlarıyla mangaldır. Kamp yapan adam dediniz. Yani. Herkes birbirine söyledi. Karşılıklıydı. Kendinizi ayrıştırmaya çalışmayın. Saygısızca yapmadım.
Yani hiçbir şekilde burada eleştiriyi kabul edemiyorsa beyefendi katılmasaydı. 4 puan verdiniz ya. Bence 4 puan verdi de büyük bir saygısızlık yaptınız. Sizin niye zorunuza gidiyor? Ona verdim. Size ne oluyor? 4 puan size yani hakkınızı verdim. Tamam hakkını evet ben normalde 5 verecektim ama bana yaptığı sert çıkışları yüzünden 4 puan kullanmayı tercih ettim. Bugün peki size verilecek olan normal puanların dışında bir puan verildiği zaman normal karşılamanız gerekiyor. Sizin tercihiniz. Mantıken öyle oluyor. Ben şu an menümü yetiştirdim. Yaptıklarımı beyefendi de yetiştirmişti. Aksine üstünü de değiştirmişti. Ben şu an halimden memnunum. İsterseniz vermezsiniz. Sizin tercihiniz, sizin vicdanınız. Eğer ben size saygısız bir şekilde aynı çıkışlarda bulunsam bana da vermeyin. Şu zaten karşılamayla saygısızlığınız zaten ziyade olmuş oluyor. En azından bunu yapmadım tamam mı? Yaptım. En azından böyle bir özel bir günde bakın sakin konuşacağım. Şey enerjimi bile hak etmiyorsunuz. Yüksek konuşmayacağım sizin gibi. Şunu bile bana saygısızlığın kimin saygısı olduğunu gösterir. Teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Yemeklerin zorluklarını şeylerin tartışacak konumu geçtik artık 5. gündeyiz. Olması gereken Oğuz burada olursa zaten çok farklı olur ama bunu bile hak etmiyorsunuz. Sakin bir şekilde sizinle konuşacağım. Herkese 3 saat veriliyor. Bu 3 saat içinde size kimse demiyor ki kimse bıçak zoruyla sen şu yemeği yapacaksın diye dayatılmıyor. Yapabileceğin tamam, üzerini değiştirebileceğin bir süre zarfında sana diyorlar ki 3 saat veriyorum. Bunun içinde tamamını yapabileceğim bir menü koysaydın. Ben bu menüyü zaten evde yapabiliyordum ama farkındaysanız benim parmağımda ya bizim sorunumuz değil ki o senin parmağın değil o yani. Ben içli köfte hamurumu elimde yapamayacağımı düşünerek makineye attım. Makinede daha önce hiç yapmadığım için İçli köfte hamurumu. Evet 2 kere yapmak zorunda kaldım. İki tepsi dolusu pataşonu yaptım. Tamam bunları konuşacağız ama hala farkındaysanız yarım saat oldu çorba ile şey. Kısa kısa sadece çorbayı anlatabilir miyiz? Safiye'cim seninle başlayalım. Ben beğeneceğimi ummuyordum. Hani tatlı bir kabak çorbası. Hani ne, tatlı kabağa ne kadar uyabilir çorba anlamında. Beğendim. O yüzden fazla yorum yapmaya gerek yok. Beğendin. Güzel dengelemiş diyorsun. Evet. Emre? Kıvamı çorbanın tadı güzel. Kıvamı ben hani çok koyu kıvamlı çorba sevmiyorum. Ama belki bir tık daha açık olabilirdi. O bilmiyorum. Zaman da bu kabak çekirdekleri üzerine durmazdı ve içinde krema olduğu için durdukça su baharatı sanırdı. Soracaktım da içtikten sonra böyle boğazımda zencefil böyle bir baharat var. Şeyi kaldı böyle. Bir, hatta su istedim. O kaynadı zencefil gitti. O birazcık beni şey yaptı ama lezzet olarak güzel çorba. Tavuğunuzun tadı güzel. Fatime? Bal kabakı dediği için ben de sandım biraz tatlı çorba karşımıza çıkacak. Tatlı çorba değildi. Çorban kıvamı güzel ama benim tadı çok hoşuma gitti. Hoşuna gitmedi. Daha mı tatlı bekliyordun? Daha tatlı bekliyordum. Peki Oğuzhan? Kesmek için aslında. Çorbanın kıvamını çok yoğun buldum. Ben de daha tatlı bekliyordum. Çok beğenemedim. Teşekkür ederim. Peki, evet. Eline sağlık değil mi? Ben kesinlikle vermiş olduğu puanı yanlış bulduğumu söyledim zaten. Kendisi birinci olmak için bu puanı verdi. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Ve bunu zaten söyledim. Çok net bir şekilde tavrını belli ettin. Bence bunu yapmamalıydın. Bunu herkes izleyecek ve görecek. Onun yaptığı gibi yapmayacağım. Onu utandıracağım. Eğer yemeklerini beğenirsen puanımı vereceğim tabii ki. Selin Hanım'ın dün verdiği 4 puanla ilgili açıklamasını samimi bulmuyorum. Oğuzhan Bey gıcık olduğu için o puanı verdi. Oğuzhan Bey'in masasının hakkı tabii ki 4 değildi. Hani 5'i bile kabul edebilirim ama 4'lük bir masa kesinlikle değildi. Hiçbir şey olmayan Safiye Hanım'a 4 verdik. Oğuzhan Bey'in yine arada olmuş olan ürünleri vardı. 4'ü hak etmedi. İçli köfte var. 2 kere yapmış Selin. Bakalım kızartma değil mi? Kızartma evet. Bir de yanında ne vardı Selin'ci? Elmalı Ege usulü bir kuru cacığım var. Elmalı Ege usulü kuru cacık. Bu üzüm koyulanlardan mı? Evet üzüm koyulanlar. Ha tamam güzel. Yoğurtlu bir şey de yanına gider içli köftenin. Neden 2 kere yaptı? Şöyle oldu. Benim şimdi elim şey olduğu için Zuhal Hanımcığım. Evet. Kısık olduğu için. Yani elde yoğur olarak hamur haline getirmek gerekiyor. Evet. Şimdi benim elim bu haldeyken ben cesaret edemedim ona. Çünkü bastırınca hala daha acıyor. Makine atayım dedim. Çünkü internette öyle tarifler vardı. Son robotta dakika araştırdım. Robotta parmaya çalıştım. Onda da hiç olmadı. Hiç denememiştim yani. Tamamen risk aldım. Böyle çok cıvık bir hamur oldu falan. Tekrar elimde yapmaya çalıştım. Yani 2 kere yaptığım için de maalesef böyle bir manzarayla karşılaştı yarışmacı arkadaşlarım. Peki sonuç nasıl oldu acaba? Ya birazdan göreceğiz. Sonuç şu an güzel. Sonuç güzel. O yüzden İyiydi inşallah. Hani yemeklerimden memnunum ama üstünü giyinemedim. Üstünü vallahi istediğin bir ara hani istersen araya yani ben değiştirmek isterim. İzin vermezlerse problem bence değil. Bence izin verelim. Sana da verdik tabii Safiye. Ki. Sizin için bir mahsur var mı? Yok giyinemezsin. Sen o zaman içli köfteleri kuru cacığı servis et. Tamam Zuhal. Ondan sonra da üzerini değiştirsin. Şimdi gelelim 4'e. Emre dün sanki açık oynamadı. O 4'ten sonra yani ben bilseydim onların falan sanki ardından ben daha mı yüksek verirdim demek istedim. Bana mı öyle geldi? Sanki öyle bir şey. Sanki ben
dikkatinizi oldu. Çekti mi? Aslında birçok şey böyle baktığım zaman sanki üzüldü gibi Emre yani. Düşündüm de her şey böyle beğenildi ama denildi. Şu şöyleydi ama sosu azdı. Güzeldi ama şöyleydi. Yani bütün hepsi aslında güzeldi. Tabii ki herkesin olduğu gibi sosun fazla olabilirdi, bilmem şu olabilirdi, evet. Kıvamı yoğun olabilirdi. Bunu evet. Konuşabilirdik. Tabii ama ki. Nasıl mesela hafta başından beri tatlısı hiç olmadıysa, işte bu tarafta yine tatlı hiç olmadıysa, bu tarafta çorba olmadıysa, yine tatlı olmadıysa, o olmadıysa, bu menüme bakıyorum, şöyle olmayan hiçbir şey yok. Aslında her şey beğenildi. Evet, eleştirildi tabii. Ama şu hiç olmamış, yanmış ya da bilmem ne. Bu niye böyle? Bütünüyle yenilmeyecek bir şeyin yok. Hepsi evet. Tatlıya gelirse eleştiriler konu, açıktı. Siz çikolatadan çikolata yapmıştınız. İçine krema ile yumurta ekleyince ona ek bir zahmet olmuyor. Bakın bu bir hakaret olur. Çikolatadan çikolata yapmıştınız. Bu bir hakaret olur. Bu benim oluşturduğum bir şey değil. Bu benim oluşturduğum bir şey değil. Bu bir yemek ve tarif. Ben fikrimi söylüyorum. Bu bir yemek ve tarif. Siz dün gösterdiniz zaten. Ben normal bir şekilde size ya çikolatanın içerisine başka malzemeler koyarak ortaya çıkmıyor mu başka türlü tatlılarda? Ya ona bakarsanız sufle yaparken de çikolatayla yumurtayı birleştiriyoruz. Yani aynen. Bu ek bir marifet değil bu. O tatlının ham maddesini hazırlıyorsun ama yoğun olarak zaten arkadaşlar bitter çikolata olduğu için öyle çikolatanın çünkü. Lezzetinin öyle dışında bir şey. Çok acil tatlının tadı da güzel 400, değil. 400 gram ben bitter 200 gram da içerisinde sütlü çikolata vardı. Tamam onun çikolata yedik yani bu. Anladınız ya, mı? Ama çikolata zaten yedik. O tatlı o. Ama tatlı oysa ne yapsın? Ya o zaman ben de o zaman hani getirseydim sadece çikolatayı eritip üzerine meyveli ama onu seçmiş. O zaman değerlendirdiğimiz zaman ben bunu yaptım, bu çok mükemmel oldu demeyeceksin o öyle zaman. Öyle mi dedi dün? Emre ben anlamadım. Siz mükemmel dediniz ya, tatlı mı oldu ben diyor, bir tek sosu mu olmadı diyor. Ben öyle bir şey tatlıyı demedim, kabul o sosu mu olmadı demedim, öyle bir şey de demedim. Hiçbir şey de olmadı demedim. Siz hiçbir şey kabul etmiyorsunuz Ozan Bey, ben size bana verdiğiniz bakın, puanı verdim size. Siz bakın, benim bir tek tatlımı beğenmediniz. Bu hakaret ettiniz. Pilavımın hepsini bitirdiniz. Çorbamı yediniz, bitirdiniz. Hakaret değil de küçümsemeniz diyelim. Küçümsemeniz diyelim. Aynısını lütfen sizi davet ediyorum. Buyurun bir gün beraber gidelim ve yiyelim. Siz de yiyin. Aynısını yiyin. Hani ben değil yani yapan şeften de aynısını yiyin. Evet eksiklerimi tartışmıyorum. Sosumun kıvamı onu da tartışmıyorum. O ayrı bir şey. Her şeyden bir yiyelim. Bir de aynısını alın karşınıza o zaman. Böyle bir hakka sahipseniz, böyle bir hakaret yapabileceksiniz. Kendisine de yapın. Ben hakaret etmiyorum. Yani hakareti çok güzel demek siz ediyorsunuz demek insanlara. Demek istediğim var. Yorumlarınız doğru değil. Yanlış. Yemek tabağında sos getirdiniz. Unuttunuz herhalde. Bak, ben hatırlatayım isterseniz. Bak yanlış yorum farklı bir şeyler. Efendim Selin? Yemek tabağında sosunu getirdi. Ben öyle bir sorum hiçbir yerde görmedim. Hiçbir restoranda. Birincisi. O tatlı diyelim ki öyle, sunumu öyle. Ben onu sunumu öyle diye beğenmek zorunda değilim. Sonuç olarak ben burada başkasının damak tadını değerlendirmeye gelmedim. Kendim yiyorum, onu kendim değerlendiriyorum. Misal veriyorum Zuhal Hanım beğenmiş zaten olabilir, onun damak tadına uymuş bana olabilir. Puan bana uymadı. Kendinizi değerlendirerekten bunu yaptınız. Ama ben buradaki her zaman olduğu gibi, ben her zamanki burada Oğuz'un olduğu gibi, ben burada her zaman Oğuz'un olduğu gibi hiç kimseye güvenmiyorum. Kendi yaptığım yine yemeklere güveniyorum. Bunlar zaten doğru ve takdirli bulunmazsa ben zaten hak etmediğim bir ödülü almak istemiyorum. Benim buradan önce de 100.000 TL'm yoktu. Şimdi de olmayacak. Gönül rahatlığıyla buradan çıkacağım, gideceğim ve işime devam edeceğim. Yani, hepimiz aynı şeye muyum? Gideceğiz. Evet, buraya ben bağlamadık kimse. Şey yapmıyor farkındaysanız. Niye? Bakın dünkü burada bana 4 verildiğinde buradaki arkadaşlardan dürüst ve delikanlı bir şekilde şunu beklerdim. Üçünüzün de dönüp ya en azından Selin ne yaptın? Neden dörtten? Değil mi? Zaten. Üstünde kimse durmadı. Konuşamadı bile. Hayır öyle değil. Öyle değil. Öyle bir tepkiden bahsetmiyorum. Bu denli şu olmadı ama. Yani hani ya gerçekten de üstüne gidilmedi, eleştirilmedi. Yani niye dört verdin? Hani bu da verilmez. Çünkü yani çünkü onların dışı doğdu. Onların dışı doğdu. Zaten işte dört aldı. Burada zaten aslında kimse bir şey yapamadı. Onların da böyle suyu açıldı, yolu açıldı. Ne yapacaklardı? Yani burada, bir şey söyleyeceğim. Oğuzhan bu söylediğinin mantıken ve yarışmanın doğası gereği bir karşılığı yok. Çünkü bu bir yarışma. Bir yarışmacı üstelik de 100.000 TL'lik haftada düşük puan olursa tabii ki hoşlarına da bile gidebilir. Yani bunu niye beklemem hayır, bence saçma. Nasıl beklersin? Ya, rekabet puan var. Puan için zaten kimsenin ama, birinciliği belli değil. Dünkü karşısında masa bence rekabetli bir masa değildi. Ama bir saniye bir koyalım. Puanlama tabii ki olarak. Haksız bir puan karşısında herkes için geçerli. Herkesin verdiği puan herkesi ilgilendiriyor, bağlıyor. Şimdi sonuçta şöyle evet, söyleyeyim o ne zaman. Ne yaptın ya diyebilir ama sanki dedi hepsi ya. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Şunu söyleyebilir miyim? Mesela neyiniz olmamıştı? Tatlınız olmamıştı hiçbir şekilde. Emre bayağı i̇şte, tepki verdi hatta. Mesela baş çorbası olmamıştı, tatlısı olmamıştı, Emre Bey'in tatlısı olmamıştı, yine olmayan şeyleri vardı. Olmadı bu olmadı. Şimdi benim genelimde olmamış bir şey konuşulmadı, eleştiriler. Hani tam olarak diyorsun konuşuldu. Olmamış bir ürünüm yok. Peki şimdi evet. O kadar herkes kendine bakıp da birçok olmamış şey olmamasına rağmen benim her şeyim olmuş. Evet eleştirileri puanlı kafasına göre yapabilir. Aa, çok fazla kırdılar. Neden o zaman herkes bana
kendi menüsüne bakıp ona göre puan vermedi. Evet. Var mı Engin Aranız olmuş mu? Peki şunu söylemek istiyorum. Size 4 puan verildi diye tepki göstermediğimi söylüyorsunuz. Ben mantıklı konuştuğumu düşünüyorum. Peki biz müsaade edelim Emre. 4 puan verildiği zaman ben tepki verdiğimi düşünüyorum. Hatta dedim o puan yakışmadı dedim. Hani beklemediğim bir puan dedim. Peki sen bir saniye, sorum kaynadı. Sen sanki bana öyle bir hissiyat olarak söylüyorum. Bu yanılmış da olabilirim. Yani keşke hay Allah 4'ü gözükmesin bir 7 verseydim gibi. Dedim çünkü ben sanki evet öyle bir şey sezdim bir şekilde sende. Ben Oğuzhan Bey'in demedin de diyecek gibi hani oldun bir şey çünkü kendisi ya. Bana dedirtmedi de en sonunda beğeneceğimi tatlıyı bile hani diyecektim hani tamam olmuş lezzetli diyeceğim tatlıyı bile ben beğenmedim dedirtecek kadar beni şey yaptı çünkü kendisinden itti. Bütün yemeklerim de o vardı zaten. Sonrasında şuna geliyorum siz 6 verdiniz bana. Şey hanımefendi bana 5 verdiğinde siz peki dönüp dediniz mi? Ya niye 5 verdin? Aslında burası 6'lık masaydı dediniz mi? Onu ben Zuhay Hanım 5'e bile ya olmadı bu masa 5'lik değildi dedi. Siz niye söylemediniz peki? Onun cevabı şurada saklı aslında. Siz zaten burada ilk gün hanımefendi yapamamasına rağmen 6 vererek kendiniz zaten hafta başından beri 6 vererek verilmemesi gereken 6'yı verdiniz ya. Vererek zaten burada böyle bir takım tavırları herkes belli etti. Tıpkı Selin Hanım 4 yazıp silmesi gibi, bana 4 vermesi gibi, sizin buraya 6 vermeniz gibi. Yani neyse puanı bence konuşmayalım. Herkes bence zaten istediğini verecek de onu bence konuşmayalım. Kimse kimsenin fikrini değiştiremiyor. Herkes istediği puanı beğense de vermeyecek zaten, beğenmesi de vermeyecek. Yok, o işin ayrı tarafı. Ama ben Selin Hanım'ın da yaptığını yapmayacağım. Pardon. Yemeklerimi yiyeceğim. Bunu insanlar izliyor. Puan verilmesi gerekiyorsa vereceğim. Umarım. Böyle olacak. İnşallah. Zaten adaletsizlik bir yarışma birinci olursa, böyle bir şey zaten alırsa bu şekilde zaten. Gönül altıyla kendisi zaten ödül harcayabilir. Peki. İçli köftemiz geldi. Ve de... Yine sunum ve tabaklamayı tabii ki eleştirinizi yönlendirir. Ben su istiyorum. Su alabilirsek. Hemen getiriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Suya gitmeden evvel sen üzerini değiştirmek istiyorsun. Hemen değiş gel bence. Yani ben isterim izleri varsa eğer. Su servisine yardımcı oluruz sana. Vakit kaybetme. Sen üzerine koş koş hemen. Ben hoş geldin. Çok hoş olmuş. Rica ederiz. Ne demek? İçecek istemiştiniz hemen getirelim. Ha, su istediler galiba Selin. Evet. İçecek isteyen varsa. Kulağın da burada olsun Selin tamam. Su servisi yaparken. Safiye gel senin de başlayalım tatlım. Nasıl buldun? Sen sessizce herkese doldur. Herkese doldur hiç kimseyle konuşmadan. İçli köftenin dışı çok sert olmuş. Yani kuru olmuş. Kıymanın baharatı mı az geldi? Yani pek içli köfteyi beğenemedim. Kuru cacığa elma biraz tatlılık vermiş. Kuru cacık değil, elmalı Ege usulü cacık. Kuru cacık diye de belirtmiş. Yok, kuru cacık yazmıyor. Elmalı Ege usulü cacık yazıyor. Tamam. Hayır, okumanız da yok. Evet, öğretirsiniz. Cacığın elması tatlılık vermiş cacığa. Yani bir tatlı tat vermiş. Yani elma zaten bir meyve. Evet, salatalık bir var sebze. Tabii ki bir mayhoş bir tatlılık biz olması gerekiyor. Ve fresh vermiş bir meze bence yani. Hani fresh yani içli köfte. Nar da var, elma da var, bir de kuş üzümü var. Evet. Ben bir yerde yemiştim, çok hoşuma gitti. Normal kuru cacıktan daha çok beğendiğim için herkesin damak zevki farklı tabii ki. Sen acıyı seversin, ben sevmem. Tabii ki beğenmeyebilirsin. Damak tadı farklı. Beğenmedin mi? Arası canı beğenmedi. Peki. Emre sendeyiz. İçli köfte değil, hiçli köfte gibi. Köftenizin hamurun dışı çok kalın. Yani evet. Oturmaz mısın? Bayağı kalın. Şöyle gösterebilirim. Sende. 6 falan. Ya biliyorum sen sadece eksik menüye girmemesi için. İkinci kere yaptım. Yani. Çok sert. Kıymanız çok yavan. Tuzu yok. Baharatı aslında eksik. Aslında bana tuzu var gibi gelmişti ya. Yok değil. Kıymanızın çok yemek tuzu yok. Için olabilir. Hepsinin tadına baktığım için. Ceviz falan da koymuşsunuz güzel ama gerçekten olmamış içli köfteniz. İçli köftenizi beğenmedim. Cacığınız için öncelikle söyleyeyim. Neden içli köftenin yanına cacık? Genelde salata olmadığı zaman cacık falan yaparız. Yani içli köftede cacığı nasıl? Ben mesela yoğurtla tohum yaptığımda bile dünya kadar bombardımana tutulmuştu. İçli köftenin yanına. Hani cacık hiç olmaz yani bana kalırsa. Yani yöresine göre bazı yerlerde yoğurtla içli köfte kızartmayı bile sunarlar. Hangi yöre mesela bu? Güneydoğu'da.
Ben yani cacık mı yapılıyor? Cacık değil, yoğurtla. Hani bu da yoğurtlu bir meze olsun. Yoğurtla veriliyor. Tamam, yoğurtla veriliyor ama ben cacığı hani genelde salata yokken falan cacık yapalım diye geçiştiririz ya. Peki güzel olmuş mu? Ben lezzetini beğenmedim cacığın. Niye? Ya elma, ben meyveli böyle şeyli cacık falan sevmiyorum. Anladım. Bir de kuş üzümü de bana çok şey geldi hani. Uygunsuz buldum. Anladım. Kuş üzümünün içinde. Münasebetsiz diyorsun. Yani ne işi vardı onun içinde? Ne işi var diyorsun. Evet Fatime, sen ne diyorsun? Ben içli köfte çok yedim önceden. Mutlaka tabii ki kaç yıldır buradasın. Ama neden bütün içli köfte getirmediniz de yani böldünüz getirdiniz? Yani daha şık sunmak için olsaydı böyle güzel. Böyle sunuyorlar fıstık bulayıp böyle yapıyorlar. Bazen iki tane geçiyor, bazen de bölüp böyle. İki olması daha makul aslında. İçli köfte için evet. Yani porsiyon olarak. Porsiyon olarak evet iki tane olabilirdi. Arkadaşlara katılıyorum. Benimki bayağı hamur kalmış için. Hamur evet. Sevincim evet, yani palo böyle belli. Yani. Hadi gene görüntüsü bir ilk geldiğinde ikinci kez yapmış. Görüntü güzel. Dışı cilalı, içi kalaylı. Keşke o ikinci kez vakti üstünüzü değiştirseydiniz. Ama o zaman eksik menüye girecek. Yok gene yapardınız yalap şap bir tane getirirdiniz. Üstünüzü değiştirmiş olurdunuz. Ya şöyle ikinci kez yaptım falan. Anladım. Hani kurucacık nasıl? Kurucacık da keşke yoğurdunuz biraz yoğurt seçiminde biraz farklı yoğurt kullansaydınız. Mesela? Ben ekşi bir tat yoğurt kullansaydım daha güzel olurdu. Ama süzme çok ekşi gelmiyor bana. Ama ne kadar ekşi olabilir ki? Belki yani elmadan dolayı olabilir herhalde. Biraz tatlı. Tatlı meyveler olunca mı acaba tatlı sağır bastı? Öyle tatlı sağır bastı. Olabilir. Hem şimdi hem nar hem yani elma. Elmalı ya zaten. Çok pardon. Değil mi? Rica ederim. Yani elmalı zaten hani tatlı olması normal bence. Hani nasıl ki kabağı çorbası tatlı alttan bir aroma alıyorsunuz. Bu da elmalı yani. Ama tercihsiz beğenmeyebilirsiniz. Evet Oğuzhan? Ben de beğenemedim. Çok sert olmuş. Kıyması harçlı değil zaten, baharatlı değil, hamur olmuş. Kurucacık ama bu kuru değil, suyunu salmış zaten. Kıvamı çok böyle kuru değil, daha böyle yoğun bir yoğurt olabilirdi. Dün sizin alıp beğenemedim. Bir kere davet sofrası içinde zaten dünyanın hiçbir yerisinde içli köfte falan böyle getirilmez zaten. Valla ben otellerde o da çok uygun yedim. Zaten. Demek ki her şey basit buldunuz ya, içli köfte getirdim. Ben size ısmarlayayım, bir yılbaşı yemeği yiyeyim benden. Enerjimi harcamayacağım. Sen Oğuzhan'a mı ısmarlayacaksın? Evet, buyur da inanma. Gördüm şey, ben çok gördüm yani. Bir sürü şık yerde de gördüm. Sence hediyenizi kabul etmeyen insan yılbaşı yemeğinizi kabul eder mi? Kendi keyfi bilir. Ben de etmem şahsen. Ben içli köfteyle ilgili yorumları kabul ediyorum. Gerçekten eksik menüye girmemesi için bu şekilde yani, yapmak durumunda kaldım. Yani olmadı. Hızlı hızlı yani bu çıktı. Ya benim tatlımı ağır eleştirirken şu an neler yaşadığımı tahmin edebiliyorsunuz değil mi? İçli köfte ve elmalı kurucacı olmamıştı. Ara sıcağını ben de beğenmedim. İçli köftesinin dışı çok sert hatta. İyi ki ikiye bölüp getirmiş. Hani yoksa biz onu ikiye bölmekte bayağı bir zorlanacaktık. Ne yazık ki tutturamadı ara sıcağını. İçli köfte makinede yapmış. Zaten yapamamış da hep de parmağım böyle olduğundan dolayı öyle yaptım. Bana ne? Yeter ya. Biz mazeret duymaya mı geldik buraya? İçli köftenin içinde iç yoktu. Benimki de bütün hamurdu. O biri kurucacığı da çok tatlı bir şeydi. Hiç beğenmedim. Şimdi büyük bir hindi gelecek. Sen onu parçalamadın değil mi? Yok bütün şu an. Bütün? Hı hı. Bütün şu an. 3 saat falan pişmiş galiba değil mi Gürbüz? Evet Zuhal Hanım pişti. Yanında bademi olarak çok ağır olduğu için pişmesiz biraz sıkıntılıydı yani. O yüzden fazla kaldı fırında. Evet bademli iç pilav. Sana da sürpriz olacak. İnşallah pişmiştir. Yılbaşının vazgeçilmez yemeklerinden hindi. İnşallah pişmiştir. Tabii parçalayacağım getireceğim. Pilav bir de bir salatam vardı. Keçi peynirli. Yeşillik salatam var. Duyuruncum. Evet. Keçi peynirli bir salatam var. Evet. Selin Hanım hayırdır? Dün car car konuşuyordunuz da bugün ne oldu sustunuz? Gününüze mi oynuyorsunuz? Hayır ben savunmam gereken yerlerde zaten kendimi savunuyorum. Gördüm çok iyi savundunuz da içli köftemi biraz savunsaydınız. Hayır şimdi yapamadığım bir şeyi yapamadığımı söyledim. İnsanlık yaptım diye savunamamış mı oldum? Misafirperver olmaya çalışıyor musunuz? Vallahi siz yapsaydınız bu menüyü siz bir çeşit yapıp çıkamazsınız. Ben sadece üstümü değiştiremedim. Gayet güzel yaptım. En azından kıyafetlerimi de giydim geldim. Sizin menünüzde ne vardı kıyafetlerini giydiniz? Karşılamadım pardon, sizi. Pardon sizin menünüzde ne vardı? Tabii çok şeyler giyecektiniz. Vardı. Çok tabii şeyler vardı. Sizin olmayan menünüzde hiçbir şey yok. Olmuştu. Neyi olmuştu? Olmuştu. Olmamış, pişmemiş, İran sana küsmüş. Siz artık bir şey söyleyin. Safiye Hanım hatanızı kabul ettiniz mi? Safiye Hanım hayırdır? Ediyorum, ben hatamı kabul ediyorum. Safiye Hanım uyuyordu. Şimdi mi uyandınız?
Günaydın. Günaydın Safiye Hanım. Hatanı kabul et. Neredeydiniz siz? Neredeydiniz Safiye Hanım? Bu arada salatanızda Akdeniz yeşillikleri dediniz de ben salatamda 5 çeşit yeşillik kullandım. Bir sürü içerisinde 5 tane farklı kendim getirdim. Hepsi de yöresel olan. Kale de vardı dün sende. Kale de vardı, yağlı marul da vardı. Söylemedi. Evet hepsi vardı. Saymadım bile. Yani söyleyeyim o kadar çok şey vardı ki aslında ben hiçbir şey sayamadım bile. Sayamayacağım kadar farklı ve bir sürü şeyler yaptım. Tamam ne yapabilirim salatanızda farklı çeşitler varsa? Siz benim için zaten hiçbir şey yapmadınız. Hayır hayır yani ne yapabilirim yani? Siz benim için zaten bir şey yapsaydınız ben bu halde olmazdım bugün. Bu kadar sessiz de olmazdım. Ne buradan Filiz Hanım'a yaptığım gibi seni buradan ağlayarak gönderirim ya, tamam mı? Ya hiç ağlamam tamam senden herhalde. Ya ben senin söylediklerini ağlayacak olsam buraya katılmam. Tamam mı sen benimle zaten konuşacak. Ama sen ağladın dün. Sen ağladın. Efendim, eleştiri kaldıramıyorsan gelmeyeceksin kardeşim. Tamam şu an ben elim kaldıramıyorum. Eleştiri kaldıramıyorsun. Her defasında yok elim kesildi. Elim kesildi. Evet elim kesildi. Yalan değil. Susacaktım. Susacaktım. Bilerek sustum. Bilerek sessiz kaldım tamam mı? Çok güzel final olacak. Şimdi anayiminizi getirin. Başlıyorum şimdi o zaman. Getirin. Ya başlayın neye başlıyorsunuz? Hadi bakalım. Ben tamam. Siz beni kale almadınız ya. Ben de sizi kale almıyorum. Buradan tamam. Giriyor oradan çıkıyor. Merak şimdi et. Şöyle bir şey söyleyeceğim Selin Hanım. Her eleştiriye elim kesikti yok şu oldu. Eliniz sizin yarışmaya katılmadan önce kesildi. Neden ekibe bildirmediniz? Ben gelemiyorum elim kesildi. Katılamıyorum. Işte. Biz de burada eliniz kesik diye size belki daha şey yaklaşmak zorunda kalıyorum. Ilımlı yaklaşmak ya, zorunda kalıyorum. Ya neden yaklaşmak zorunda ya? Benim son benim akşam kesildi ve iptal bölüyorum. Etseydim buradaki ekip zor durumda kalacaktı. Ya bunu mu yapsaydım? Ya da menünüzü değilseydiniz. Ben sorumluluğu saydım. Yapamayacağınız şeyin altına girmeyecektiniz. İşte menümü her şeyimi vermiştim yani. Pardon siz yani. Gastronomi kraliçesiydiniz değil mi? Her şeyi verdim. Yapabilirsiniz. Sen bir şey diyeceğim. O mutfakla yani Instagram'a falan nasıl girebildin? Yani ne bu mu mutfak? Sen misin mutfak? Senin neren mutfak ya? Sizi ilgilendirir mi? Senin burada ne işin var? Sizin burada ne işiniz var? Gidin barda kokteyl yapın. Bence hiçbir yerde değil. Sizin gidin kokteyllerinizi yapın. Dünyanız ya. Hayır, ben en azından bir bir barmen olarak bunu yapabiliyorum. En azından bir barmen olarak bunu yapabiliyorum. Şefim ya da aşçıyım tamam, demiyorum. Ben de aşçı bu özgürlüğümle buraya geliyorum. Ona göre konuşuyorum. Tamam, ama sen ki. Busun. Senin mutfağın var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben de kalıcı makyaj yapıyorum. Ben aşçı değilim. Siz gene yakından güzellik uzmanı mı oldun şimdi de? Evet öyleyim zaten. Belli öyle. Oluyor zaten. Öyleyim sizi belli ilgilendirmez. Oluyor. Sizi çok güzelsiniz istiyorum. Belli oluyor. Güzel, öyleyim. Güzel kız. Kendimi güzel buluyorum. Salatayı bu da sizi olarak, hiç ilgilendirmez. Niye benim tabağımın içine girdi salata? Kusura bakmayın eğer yanlış yere koyduysam özür dilerim. Valla ben yanlış zamanda getirdim diye çok kusura baktınız ama bilemiyorum. Ama siz çok erken getirip sönmesine sebep olmuşsunuz ya o yüzden yorum almıştınız. Yani dün burada iki şişe et takıp getirdiniz. Tabii hazmedemediniz evet, benim 6,5 kilo olan hindimi. Böyle car ötersiniz. O yüzden ya, ben hiç duymuyorum dedi, sizi. Kebapçı dedi sizinize kebapçı köftesi yapamadı. Pardon. O hindi şimdi göreceğiz. Yapamadıysan benim sorunum. Yapamadığım ürüne puan vermezseniz olur biter. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Allah'tan bugün Selin Hanım'ın menüsünde şiş yok. Heh değil mi? Yani ucuz atlattı. Benim kebapçıyım gibi bir iddiam yok. Bir dakika bir şey oldu. Kebap canım istediğinde dışarıda yiyorum. Bir dakika. Ne bu? Cevizin kabukları dolaşıp yatacağım. Çıtır ben de yiyorum. Ses verme. Yani cevizi ben üretmediğim için. Ne alaka ben de kabuksuz ceviz aldım. Bu bana da geldi. Cevizin kabuğu dolu burası. Bana da geldi şimdi. İçi şu an kabuk dolu. Acaba diyor üzüm çekirdeği falan mı bir şey mi var dedim ama bildiğiniz ceviz. Ben de nar zannettim. Nar var gerçi değil mi? Bak, kabuklar hep dolu. Yani ben onu aktardım. Ben ağzım hiç görmedim içinde. Ay şey bu iç ceviz aldın değil mi? İç ceviz aldım. Siz bizim dişlerimizi falan kırmaya çalışıyor musunuz? Valla bir implant 10 bin lira. Hiç öyle bir gayem yok. Ödül alsak gene yaptım. Ödül yetmez. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Bana da gel. Ben nar zannettim. Narın çekirdeği acaba nar çekirdeği mi yoksa dedim hanım böyle üzüm çekirdeği gibi. Bana da mı geldi? Geldi çıtır çıtır. Önce hatta yüz defadan böyle değişti. Çözemedim ne olduğunu. O zaman şu şey yerken dikkat şöyle bakarak şey yapın mı? Ben risk atmayacağım, yemeyeceğim. Dişlerimle hala kabuklar çıkıyor. Şey yapın. Sizin hamur tatlınızı yerken beni hiç öyle demedim. Hamur yedim. Dişinizi kırmadı hamur da en azından. Hamur yedim. Mideme oturdu ama. Fırçalayınca gidiyor. Tam mideme oturdu ama. Oğuzhan hepsini çıkarırsa bir bütün ceviz elde edeceğiz ya, biraz özür dilerim ama gerçekten dolu. Yok. Çok var fazla var çok fazla yani var. Yani ben hiç görmedim. O kadar da aslında içi köftenin içine falan da koydum. Hiç valla benim bütün mezelerim cevizliydi. Kimsenin dişini kırmadım. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim tamam mı? Şimdi saygısızlık kelimesini kullanıyorsunuz ya. Bir saygısızlık olmamasına rağmen. Şimdi bakın şu bir saygısızlık işte. Bunu kabuğuyla bu şekilde buraya tamam getirmek. Tamam da cevizi ben üretmedim koymak, diyorum. Duymuyor musunuz dişim, siz beni? Dişim beşe bölünüyordu. Tamam duymadınız galiba. Dişim beşe tekrar bölünüyordu. Tekrar edeyim ben sizin için. Çatır çutur ya. Tabii dün aldığınız böyle hazmedemişler. Beni duymamanız çok normal. Yani. Şu an şu an özür dilemeniz gerekiyor. Biz bunu bir yarışmacıda yaşadık. Dolgusu kırıldı değil mi? Şu an benden özür dilemeniz gerekiyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Siz cevizi burada kendiniz kırmadığınıza emin misiniz? Neyi? Cevizi kendiniz kırmadığınıza emin misiniz? Kendimi kırmadım. Yani iri parçalı halde zaten. Çıkabiliyor ama tepsiye koyup şöyle bir göz gezdirebilirdi. Yazıklar olsun. Bir şey diyor Gürbüz efendim. Aktardan kırılmış.
kırılmış ceviz aldı. İç ceviz. Yok ya, ben onu... Bir dakika, ceviz kırılmış aldınız, siz mi ayıkladınız? Bütün değildi. Yani böyle yarım yarımdı. Öyle şey olur mu? Siz neden... İç ceviz değil mi? Neden yarım marketten böyle paket iç ceviz almıyorsunuz? Siz öyle dönümüş... bulamadım. Hayır. Ne yapabilirim? Nasıl markete var? Ben nasıl buldum? Biz de bulduk. Aktardan aldım. Aktardan aldım. Alıyorsunuz? Vuru size bütçe veriyor marketten alışveriş yapın diye ya. Fındık buldum, Antep fıstığı buldum, badem buldum, böğürtlen buldum, frambuaz buldum, karadut buldum. Bütün mevsimi buraya getirdim. Bütün mevsimi yaşattım. Kışın ortasında her şeyi yaşadınız. Ya bir cevizi doğru bulamadınız mı? Bir cevizi bulamadınız mı? Alışveriş yaptım yerde. Ya yazıklar olsun ya. Siz var ya, bir şey söyleyeyim mi? Selin Hanım bu mazeret dolusu cidden. Bir Selin Hanım görüyoruz. Cevizi kendisi mi almış? Bizim marketten değil anladığım. Evet. Kendi aktarından. Kendi aktarından aldım. Ben evde denerken almıştım Zuhal Hanım. Burada da ekstradan almamak için getirdim yani. Aktarı şey demiş olabilir misiniz? Cevizi o şekilde koyun. Oğuzhan Bey'in ağzı burnunu beşe bölünsün. Keşke deseydin de öyle olsaydı da öyle bir şey demedim maalesef. Bence de özellikle sana... Yani bu cevizi böyle ufak almış olarak çatır mı aldınız Selin Hanım? Ya böyle dörde bölünmüş gibiydi. Tam ufalanmış değildi. Tekrar o da dövmüş. Aynen. Yani şey değildi yani, böyle tam bütün bir ceviz değil ya mi? Ya üzerine bayılmışlar az şu ceviz. Kol cevizi işte üstüne ezmiş adam vermiş. Yani nasıl anlatayım daha yani? Soğan böleriz, vururuz, kırarız. Yarım kırılmış soğanı getirmiş koymuş işte. Keşke ayıklasaydınız. Ya tabii işte şöyle bir şey var. Marketten de aldığınızda çıkıyor. Bizim yarışmacıya da aldı. Marketten almıştı, gene çıkmıştı. İşte ooo indi. Umav çok güzel. Süper, iyi görünüyor. İnşallah. Hadi sen onu parçala getir. Aman dikkat et eline. Tamam, eline sağlık. Hadi bakalım. Oo, tam bir yılbaşı indisi. Bizim haftada da Bahar'ın baklavasının içinden Antep fıstığının kabuğu çıkmıştı. O da paket evet, almış. Evet, işte onu diyeceğim. Bu tür kuru yemişler, kabuklu yemişlerin ne kadar ayıklanmış da olsa paketi böyle bir yarışma çünkü. Beyaz bir bezin üstüne tepsiye dökeceksin. Bir bakacaksın hani şöyle üstün körü de olsa belki, çünkü çok büyük kabuklardı, görebilirdin tölet, belki sen. Daha önce kullandığım ürün olduğu için hani tahmin dedik edemedin. Ya hiç çıkmadı bana da öyle bir şey, bize denk gelmedi yani. Ben de kullandım, hani kendim aldım, tek tek kontrol ederek kırdım mezeleri. Kendi gününde mi? Kendi günümde tek tek kontrol ederek elimde parçaladığım cevizleri aldım. Muhtemelen o poşet gibi bir şeyin içine doldurdu hepsini. Ezdik veya havanda ezdi. İnsan yapımı tabii, yani orada da ayıklayanlar kabuklarını tabii, ayırmamış olabilirler. Tabii market ürünü değildi. Anladım işte alamamıştı. Olabiliyor onların yok, hatası. Benim anladığım kadarıyla ayıklanmamış ama... aldı. Üzerine dövülmüş. Hayır. Ayıklanmış aldı. İç ceviz. Hayır öyle değil. Bir cevizi dörde bölünmüş gibi düşünün. İç cevizi. İç ceviz. Tamam. Aynen. Öyle peki aldım. Yani tabağını ver istersen Fatih. Yani öyle aldım. Kırık cevizi onu almış. Ben sonra ufaltmış, çektim tekrar. Ama içinde kabuk görsem size kabuklu niye getireyim? Burada da bende de var. Çatır çatır. Ben ilk nar zannettim. Bana da geldi. Sendeki yine ufuk bendeki. Yani ben bir şeyleri yani çatırdattım ama. İşte dediğim gibi bir... Allah korusun, her şey olabilir yani. Ya tabii ki, diş kırılırsa sıkıntı çünkü. Allah korusun. Nasıl bir savunma yapacaktınız? Var mıydı bir savunmanız böyle bir şey olsaydı? Bunu şimdi mi düşünüyorsunuz? Yani, şimdi mi aklına geldi? O ben kadar zekisin ya. Ben onun bile isteğe koymadım o ceviz kırığını, kabuğunu. Onun için şu an yapabileceğim zaten hiçbir şey yok. Zaten bunu sen bilerek koysan... Ama dişinizi bak, kırmak gibi bir niyetim de yok. Şey siz mi zaten dolup geldiğiniz bak, için ben ne desem yanlış anlayacaksınız. İstisnai çıksa bir tane anlayabilirim. Sen bunu bilerek bile koysan bu kadar koyamazsın zaten. Bunun içi kabuk kaynıyor. Şuraya hepsini doldurayım mı? Şöyle çıkartayım mı şuraya? Bir tabak getireyim mi oraya? Ya çıkartın ya. Çok var Zuhal Hanım. Burası komple ceviz kabuğu zaten. Bu salata değil ki. Keşke bana geleydi o. Benden çok yanlış insana gelmemiş bir de Selin. Talihsizliğin o sana özellikle denk gelmesi. Bir de şey soracağım, siz bu salatanın içindeki narlara ayıklanmış nar mı aldınız, kendiniz mi ayıkladınız narları? Onlar ayıklanmış aldım, sadece görsel için. Onu nasıl buldunuz? Selin Hanım bugün mazeret dolu bir Selin Hanım görüyorum. Abi kafayı yiyeceğim. Size kafayı o kadar yiyeceğim. İddialıydınız. Salatanın içindeki bulguru arkasında kaşıkla vurup ayıklamak çok zor değil ya. Ben narlı salata yazmadım yalnız. Salatamın içindeki bulguru ile haşladım. Size söylemiyorum, üstünüze alınmayın. Ben Hasan Bey'e söylüyorum. Senin de nar vardı salatada. Ben kendim hayatım. Bütün narı evet, uzun kaşıkla. Evet, evet, evet. Narı ayıklamakta bir şey yok. İki dakikanızı alır. Ben sadece bunu gördüm aldım. Menüye yaptığım şeyi hazır alıp önünüze koymadım. Değerlendirmeyebilirsiniz. Peki sen narına servisini yap. Oğuzhan bir şey söylüyor. Sadece salatayla alakalı 5 şey söylemek istiyorum. 5 çeşit salata, yeşillik. 5 çeşit. Yıkandı, ayıklandı hepsi tek tek. Sosunu ayrı yaptım. Kendisinin sosunu ayrı yaptım. Bulgur ayıklandı. İçerisinin bulgurunu haşlamıştı, pişirdim. Kendim suluydu pişirdim salatanız bulgurunu. Marş fasulyesi var. Soslarınız da suluydu. Üzerlerini portakal dilimlerini kendim kestim, hazır almadım. Yani bir salatadan bahsediyorum sadece. Yani portakal kesmek sadece bir salatadan bahsediyorum. Ben de izlememiz için şey doğru tam bitti. Hayır.
Örneklendirmeyi anlayabildin evet, mi yani? Evet, işte diyor ki Oğuzhan bütün bunlar atlandı dün Mısır'da benim salatamdaki. Mısır'da konserve herhalde. Kendi yani. Açlayacak değil, Narasu ayıklayamayan mısır mı açlayacak? Mısır bu resim bulamaz. Geçmiş şöyle olsun arkadaşlar, yani ben normalde şey o salatayı yeşillikleri kendiniz ayıkladınız mı? Üzerine sadece keçi peyniri ve cevizle getirecektim. Yeşillikleri kendiniz ayıkladınız mı? Bir saniye. Evet, ayıkladım. Sadece siz görsel anlamda içerisine renk katmak için hazır nar alıp attım. Hazır diyor Gürbüz. Bundan, bir saniye. Gürbüz salata yeşilliklerin hazır olduğunu söylüyor. Sorayım bakayım tam cevap. Gürbüz. Bu salatalar bu hani karışık Akdeniz karışık, salatası. Karışık evet onlardan ama içindeki şeyleri ayıkladım. E salatayı siz yapmamışsınız yani, ki. Yani yani Selin Hanım. Niye ya siz ben de ne yaptınız? Ablam yani, burada getirip üstüne ablam. Ya. Yani. Şimdi bu hazır bildiğimiz pakette aldı yıkadı. Hazır maskulin Akdeniz salatası oluyor paketle oluyor. Şimdi marka belirtemiyorum. İyi de tek tek satılmıyor ben ki. Spor yaptığım dönemlerde yanıma bir tane ton balığı alıyorum. AVM'de oturuyorum açıyorum üstüne döküyorum hatır hatır 5 dakikada yiyorum. Ben de yaptım çok onu evet. Ha bu nedir ya? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben bunu hep bu şekilde alıyorum. Tekli öyle satılan mi? Bir yerden hiç almadım. Olabilir, senin tercihin tabii. Aldığım yerlerde de Manavreyon'da hiç tekli satıldığını görmedim. Yani hani ben size daha ne yapmalıyım Akdeniz'e ben anlamadım. Satılıyor mu satılıyor, o yapraklılar falan? Şunlar yıkayıp doğradım, daha ne yapmam gerekiyordu? Siz ne yaptınız? Hazır lavaşınızı menüye yazdırdınız, üstüne sarımsak sürüp getirdiniz. Dondurulmuş karidesleriniz, birinizin sadece meze ara tabağı. En azından ben yapamamış evet, olsam da içli köfte denedim. Ya, neden karidesleri kendime ayıklamadın diye. Yani dün kendiniz hazır ürünler kullandınız. Lavaş hazırdı da içli köftelerini de makine yaptı. Kendine yaptı. Ben etimi kendim yaptım. Ya, getirdim. Kendim öyle çok şeyler yapmak için getirdim kasabıma. Vaktim olsaydı onu da giderdim Karaköy'den. İşte benim de balık pazarından alırdım yani. Zaten seviyorum sürekli de alıyorum. Zamanım yoktu. Bunları burada herkes yapacak tabii. Bir şeyleri ya zaten hazır kullanacağız. Hazır yani herkes bu her şeyi yaparsa zaten. Zaten o teknik olarak da mümkün değil de. Ama hani salatayı ne bileyim ben hani ona şaşırdım açıkçası. Şöyle hani... gerçekten ben onları tek tek bulsaydım çok daha iyi bir sonuç alırdım zaten. Ama tek tek hiç almadım yani. Öyle çok yöresel pazarlarda gittiğim için değil. Her zaman alışveriş yaptığım yerden bu anladım, şekilde alıyorum. Peki. Bu şekilde aldım. İçinden ayıkladım zaten. Çünkü içinden bir sürü çürük tamam. Çıktı. Okey. Ya yani zaten onu başarabilmişsiniz. Zor bir menüm var. Onu kabul ediyoruz. Yani evet, ben başardım. Ediyorum en azından da. Keşke siz de başarsaydınız. Ama şimdi yarışma olunca 100 metrelik hafta olunca ister istemez bu eleştirileri... Ya hanımefendi hazır konserve bezelye kullandı diye yerden yere vurdu. Hazır salata kullandı. Hazır salata kullandı. Ama evet, hanımefendi ne yaptı? Ne çok şöyle sen ne yaptın sen Allah yaptı? Aşkına içli köfteyi zaten merak makine yapmış. 5 dakika sonra. Bunu da hazır almışsın, narı bile hazır almışsın. Ne hazır yaptın değil, sen? Hazır sen ya, ne yaptın? Nesi hazır ya? Yani bir tane sen nesi hindi yaptın, onu da hala yaptın yapmadan bile bilmiyoruz. Onu da fırına attı, evet, fırın pişirdi. Evet, onu da fırın pişirdi. Ne yaptın? Siz de pişirseydiniz. Hiçbir şey yapmadın. Vallahi pişirmen size yedi benim hindi. Zaten üzerini de giymemişsin. Ya bırakın Allah aşkına bahane lazım size. Ya ikinizin de zaten bu arada Emre Bey'le de onun ikisinin de hindi keşke yapması enteresan zaten. Keşke siz de yapsaydınız da ben de yeseydim yani ya. Buraya yılbaşı da hindi düşünerek iyi ki gelmemişim en azından. Keşke de ben de yeseydim. Yani. Ben de kuzu mu yapsaydım? Yok ben en azından yılbaşı ya direkt hindi. Önceden veriyoruz kimse kimsenin ne yapacağını bilmiyor. Tamam, en azından bu düşünceyle gelmedim yani buraya. Evet siz bugün Oğuzhan Bey'le anlaşıp gelmişsiniz anlaşıldı. Oğuzhan Bey'in neyini anlaşacağım adam duvar gibi kimseyle konuşmuyor neyini anlaşayım. Doğru. Ya neden anlaşayım ben Oğuzhan Bey'le? Evet. Fatema Hanım'a söylüyorum. Size söylemedim zaten. Ha Fatema Bey'le Oğuzhan'la anlaşacağım. Neden anlaşacağım? Çok anlaşamadım. Dün ağzına herkes yapıp bugün anlaşmışsınız belli ki. Fatema Hanım zaten benimle anlaşsaydı dün bana zaten güzel güzel puanlar verirdi. O da ayrı dün, bir durumdu. Ben yani dün de size ayrı kırgınım bu arada zaten. Abi sen niye pişmansın? Dün belki 7 verebilirim. Bayağı da orada düşündüm. Ay bakın dediğim doğru çıktı. 6 vereyim 7 vereyim. 7 verseydiniz çok düşündüm. Keşke ya. Keşke 7 verseydim. Keşke 7 verseydim. Çok pişmanım puanımdan. Keşke 7 verseydim. Açıkçası Safiye Hanım'dan düşük puan beklerdim ama Selin Hanım'dan düşük puan beklemiyordum. Hmm. Şöyle ben keşke 7 verseydim söylemiştim ben de zaten. 5-6 arasında çok kararsız. Keşke 7 verseydim. Yeniden çekilir bölümü bu kadar pişmansanız. Keşke ben o kadar isterdim ki. Yani neyse ya ben bir şey söylemeyeyim. Yani söylemeyeyim evet ama yani şimdi 100 bin ya. TL ya, bu işte pişmansınız şu bu eyvallah geçti gitti ama işte bir puan ben onun için iyi düşünün diyorum. Tekrar tekrar menüyü hatırlatıyorum. Evet size çok belki çeşit olarak az veya farklı veya sizin için yani Oğuzhan için iddia almadığınız menü olabilir ama ben dün de söyledim burada da teknik var işçilik var. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Koskoca hindi var profiterol var olmuş olmamış ama içli köfte var yani. Kırarken notları biraz fazla kırdınız yani özellikle bu hafta. Emre'de veyahut Oğuzhan'da ben bir tane bile bir yedi görmeyi beklerdim açıkçası. Zoyla ben Filiz Hanım da bunu hani demiştim size hatta hatırlarsanız ben kendisine düşük puan vermiştim. Yani sırf bu duruma düşmemek için zaten yılbaşı haftası dediğiniz gibi yüksek tutalım diye Emre Bey'e bile ben 6 puan verdim zaten. Ama evet, benim bence ondan da kendim 7 beklerdim. Evet teşekkürler. Neyse sonuçta yazdınız o puanları. Bu özel sos mu yaptın? Evet onu kendim yaptım. Tamam. Hindinin suyu herhalde, bir de herhalde sebzeler.
bakalım hindinin pişmesine. Kendi fırınını getirdi. Evet, bir yandan da başlayalım yemek eleştirilerini. Fatime, bir yandan da dinle Selim. Pilavı güzel pişmiş, tane tane. Yani bir sıkıntısı yok ama tarçını çok fazla gelmiş. Biraz tuz eksikliği var çünkü tatlı geliyor. Yani bu haftanın en güzel siz pilavı Emre Bey. Siz Emre Bey'in yanına çeksiniz anladığım kadarıyla. Emre Bey'in pilavını neden Emre Bey'in? Pardon, Oğuzhan Bey'i karıştırdı. Bu beni rakip olarak görüyor bence. Ondan sevdiğim kafası bende. Neden Oğuzhan Bey'in birlik olacağım? Ya? Ben öyle düşünüyorum ya. Ya benim haberim geldi. Ya bir şey diyeceğim. Oğuzhan Bey'in günü geçti zaten. Siz neden benden çıkamıyorsunuz? Ya bir beni salın ya. Hayır, sabahtan beri yine üzerime geliyorsunuz da dün şeyini atamadınız. Peki. Pilavın pişmesi güzel ama tarçını fazla diyorsun. Evet, tarçını fazla ve tuzu eksik geldi bana çünkü tatlı. Belki kuru üzümden olabilir. Kuş üzümü var. Evet, evet. Sonra hindini yalnız yiyince biraz tatsız geldi bana. Ama sosla karışımı kötü değil. Güzel pişmiş hindisi. Bu kadar pilavını çok beğenmedim. Tarçını fazla, evet, tuzu eksik. 6,5 kilo hindiyi size burada helva gibi dağılacak şekilde pişirdim. Önümüze getirdiğiniz bugün bakın, size çok güzel değil ki yani. Ondan sonra olmuş mu olmamış mı önemli. Bence olmuş. Ben tatlarına baktım. Sizce olmuş. Belki bence olmuş. Sizde olmuş diye hani çorbanın size olmuş bir örneklendirme lafla yapabilir miyim müsaadenizle? Tabii yapabilirsiniz. Şimdi bu bademler soyulmuş mu? Hazır mı aldınız mesela bunları? Evet. Hazır aldınız aldım, değil mi? Ama şimdi siz de hazır lavaş şey mi yapmanız lazım herhalde? Hani ben lavaşı mesela hazır aldım ya. Enginleri hazır şimdi bu bademleri alıp sıcak suya koyup bardağa işte oturup burada akşama kadar badem mi soymanız gerekiyordu? Bunu mu söylemem lazımdı size şu anda? Bunu mu söyleyeyim? Tamam, siz farklı yani, şey yaptınız. İşte boş konuşmaktan kastım şey bu. Anlatabiliyor muyum? Daha da basit yemekler yaptınız. Tabağınızı yorumlayabilirim. Müsaadeniz olsa şey, da. Fatime şeyi bitirsin. Bir de son olarak salatayı söyle. Salatayı zaten hazır salata değerlendiriyoruz. Değerlendirmiyor musun? Ya siz hazır konserveyle geldiniz ya. Ne konserve? Siz hazır konserveyle geldiniz. Ben iki kaşık bezelye akartmıştım. Bezelye katmıştım. Bezelye katmıştım. Ne hayatımda göreceğim? Sen mi karar veriyorsun? Ben hayatımda göreceğim, görmeyeceğim. Ben başka bir şey demiyorum. Değerlendirmek zorundasın ya, olmuş mu olmamış mı yani, söyle. Sana ceviz kabuğu falan gelmedi ama değil mi? Bana gelmedi. Tamam. Hazır. Bence bunu bilerek koydu ya galiba sanırım. Yok, doldurdu. Şöyle doldurdu. Bana koymamış, cevizi doldurmuş oraya. Bende minik bir parça çıktı. Emre de çıktı. Ben onun hesabını aktara soracağım. Bilsem öyle bir şey görsem asla şey yapmam zaten. Niye öyle bir şey yapayım? Tabii ki canım, bilerek yaptığını söylemiyoruz daha ama. Daha dikkatli olmamız yani gerekiyormuş. Evet, Emre sendeyiz. Aklına gelmedi diyelim. Aklına gelseydi. Aklına gelseydi. Her şeyi çok biliyorsun da böyle. Şimdi bizim problemimiz değil. Senin beceriksizliğin. Benim beceriksizliğim. Evet, sen beceriksizliğin. Ay ben öyle bir becerikliyim ki senden girdi kadar o kadar belli yani, parmağından belli. Evet, parmağından belli. O kadar beceri işlemleri yapıyorum. O kadar belli. Bir yapsaydın da görseydik ne yaptın, ne yaptın. Şimdi kadar ne yaptın. Yapsaydın görseydik. Gören görüyor zaten. İşte köfteyi makine yaptın, hazır salata almışsın. Artık ne yapacaksın? İzleyip görürsünüz. Emre sendeyiz. Pilavınızın yeni baharı ve tarçını çok baskın. İç pilav olduğu için. İç pilavın içinde ciğer olur. Bu iç pilav değil. Bu bademli iç pilav. Bu iç pilav değil. İç pilavın içinde ciğer olur. Adını iç pilav koymanız zaten bir kere yanlışlık. O zaman iç pilav yazmayacaktınız. Ben nasıl o riske girmeyi baharatlı pilav yazmışsam. Ben o riske girmişim. Siz de bunu takdir etmelisiniz bence. Ben de aynı pilavı yaptım. İsim riskine girmedim hanımefendi. Bir tek içinde dolmalık fıstık var farkı. Aynı pilav. Fıstık vardı sizinkinde. Tamam. Ne fark ediyor? Siz onun yerine dolmalık fıstık kullanmışsınız. Dolmalık fıstık var, kuş üzüm var, baharatları var. Ben de baharat kullandım. Sade pilav. Hiç şey yoktu ki. Sadece bir fıstık. Onun için bayıldım, bitirdim pilavın hepsini. Ben güzele güzel derim arkadaşım. Sen burada tamam şey da ben söyleyeyim yani, bak iç pilav diyorsunuz ya. Ne bulabilirim acaba burada diye. Çünkü güzel olduğu için bir şey araman gerekiyor. Sen de haklısın. Güzel olmamış. Güzel. Baharatı çok baskın. Üzümleri tatlı. Ben tatlı bir pilav yemek istemiyorum. Sonuçta zeytinyağlı bir yemek yemiyorum. İç pilav böyle olur. İç pilav böyle olur. İç pilavın içinde ciğer olur. Tamam gastronomi kreçi sen çok iyi biliyorsun. Ciğerli iç pilav olmaz. Siz bir kere zaten menüyü yazarken hindi dolma yazmaya bile korkmuşsunuz. Hindi pilavın olmaz. Birinden biri olursa öbürünü de yakmasınlar diye pilavı ayrı yazmış. Hindi dolma hindinin içini doldurursun. Ortaya getirirsin.
ekstradan bir kontenjanı açmak için... Zaten yemekle alakası olsa şu anda burada olmaz zaten. Kendinize ekstra bir puan kontenjanı açabilmek için size bu arada. Hindi'yi ayrı, pilavı ayrı yaptım. Biliyorum. Sakin olun. Evet, peki. Kendinize ekstra bir puan kontenjanı açabilmek için pilavı ayrı, hindiyi ayrı yazmışsın. Normal evet, yılbaşı normalde hindisi de hindinin içinde olur. Gelir ya pilav. Evet, neden öyle yaptık? Ben burada daha önce kaburga dolması yaptım. Tamam. Ama kuzu et hindi kadar su salan bir et değil. Evet. Hindiyi yapabilmem için 3 saat içerisinde fırın poşetinde pişirmem gerekiyordu. Fırın poşetinde hindi 2-3 su bardağı suyunu salıyor. Hı hı. İçine koyduğum pirinci lapalaştırma ihtimali çok çok yüksekti. Bunun için üstü açık bir şekilde daha böyle buharlaştırmalı fırında pişirmem gerekiyor. Buraya öyle bir fırın maalesef getiremiyordum. Eğer siz bana getirecekseniz ben onu da yapardım. Yok, o da piştikten sonra içine sonradan ekleyebilirdiniz pilavını. Ha, içini açıp, içini açıp burada biz mesela tabaklara doldururkenki gibi içine 3-5 kaşık pilav atsaydınız biz onu zaten kabul ederdik. Sonuçta yani doldurmuşsunuz. Pilav ayrı pişmiş. Okey olabilir ama yani. Hindi dolması dendiğinde zaten birlikte pişirilendi. Yok öyle kaide yok. Ayrı ortaya koymam lazım. Peki açıklamasını yaptı. Ortadan yemeniz gerekiyor. Hindi nasıl? Hindiniz pişmiş. Sosuyla da bütünleşmiş ama pilavınızı beğenmedim. Olmamış. Salatayı da beğenmedim. Salata zaten beğendiniz. Hazır salata. Peki. Onun için salatayı tabii da beğenmedim. Senin de görüşlerini alalım. Yemeklerinizin belli nasıl oldu benim yemeklerim. Belli. Yiyorum bile yapmıyorum. Arkadaşlarım dediklerine katılıyorum. Tarçını yoğun olmuş ama taneli kıvamı güzel. Tarçın bayağı yani yoğun ben geçen olmuş. De yaptım aynı bu pilavı. Hı-hı. Yani iç evet. Pilav olduğu için yeni bahar peki ve tarçın. Peki bir dinleyelim Safiye'yi sarktık evet. Biraz. Evet. Tarçını yoğun olmuş bayağı. Ama kıvamı, taneliği güzel lezzeti. Tarçın sadece baskın. Hindiniz güzel pişmiş. Sosta ne var? Sosunda. İçerisine koyduğum bütün marinasyonun aromatik işte taze bitkileri var. İşte defne yaprağı var, biberiyesi var, kekiği var. Onun için top tane karabiberi var, soğan, bolca sarımsak, pırasa. Ve yani hindinin kendisi. Yani yarım kilo falan tereyağı var. Hmm. Yani sosu uyum hindi sağlamış. De var, normalde dediğimiz gibi hindi eti sos kuru. Sos tamamen kendi kuru yaptığım olmuş. Peki. Evet, kuru. Ben almadım. Beğendin mi peki sonuç olarak? Yani beğendim. Beğendi. Salatayı? Sosu güzel ama keşke hazır nar falan kullanmasaydı. İnanın bunları bulsaydım. Narı mı bir hazır mıydı gözüne baktın? Dünden bir tutarsızlık vardı sizde. Siz mi tutarsınız? Dün de aynı şekilde yaptınız. Şimdi de bir tutarsızlık var sizde. Tutarsızlık sizde var. Sizde var. Şu an yorum yapıyorum. Neyden tutarsızlık? Dün beğenmedi 6 verdi. Şimdi de ne oldu? Acaba ne verirsiniz zaten? Merak ediyorum da bu. Evet, on verdi. Evet, on verdi. Onu merak ediyorum zaten de. Böyle benim problem yok zaten. Ne verirsiniz zaten duruyorum, merak ediyorum. Ama bir saniye içli köz... Niye hazmedemiyorsunuz? Ben zaten yapamadığım yemeği... Çok pardon. Yok, rica ederim. Ben zaten yapamadığım yemeği... Evet, ben bunu yapamadım diye... Şu ana kadar zaten bir şey yapamadınız hanımefendi. Şimdi bunu da konuşacağız. Yapamadığınız her şeyi ölesiye savundunuz. Evet, sanki evet. Böyle burada küçük dağları evet. Ben yaptım dediniz. Hazır evet. Söylediniz de çorba kaseniz. Hazır öyle başla. Bak hazır. Hani bak hazır. Ya sen çok boş konuşuyorsun. Yok, ben yani şefim dediniz. Peki. Hiç elim dediniz. Hiç dolu konuşmuyorsun. Çok boş konuşuyorsun. Ben öyle bir dolu konuşuyorum ki bunu herkes görüyor. Çeren çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor yani. Peki, Oğuzhan sendeyiz. Ben pilavını beğenemedim. Tadı tuzu yok. Tarçını falan baskın değil bence bana göre ama tadı tuzu yok. İşte hindisi bakın, Emre Bey'in mesela hindisine göre çok güzel pişmiş. Hindisi pişmiş ama tadı yarım kalmış. Tam böyle bir şey olmamış o da bir şey var. Tam böyle tadı olması gerektiği gibi değil. Beğenemedim. Teşekkür ederim. Salata ile ilgili bir şey söylemeyeceksin herhalde. Evet ceviz çıktı. Dişim peki buradayım. Artık bir tatlıya geçelim evet, senin eline ya. Sağlık. Evet yani pilavında çok fazla şey var. Tarçın mı? Tarçın mı, yeni bahar mı? İkisi birden mi bilemedim. Yani ben az koymuyorum, doğru. Doğru, biraz bol. Fazla ben bir önceki pilavından da hatırlıyorum. Hatta kaşık kaşık kullanmadan dolduruyor içine. Hmm. Ben bir önceki kaburgalı pilavı yaptığından evet, direkt doğru. Böyle döktüm. Yapılışını da hatırlıyor musun ilk kaşık? Ben hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ne kadar direkt, dikkatli izlemişsiniz hatta ben beni. İzlerken demiştim ki bu bayağı baharatı bastı demiştim. Çünkü ben gene perde basmış. Pilavını yaparken yeni baharımı fazla kaçırmış. Beni kaçırmış. Bayağı izlemişsiniz. Şeyden, İzledim tabii hanımefendi, izleyeceğim tabii, rakibimsiniz. Ben sizin gibi kimseyi küçük görmüyorum. Ben gastronomi şeyiyim demiyorum. Siz öyle diyorsunuz ya. Valla fanım olduğunuzu falan düşünmeye başladım. Evet, 1200 takipçiniz de fanınım sizin. 1200 mi? Ona da mı baktın? Ya ne bileyim, öyle bir şey takipçisi var işte. Bak ya, neyin fanın olacağım? Ya tabii ki şimdi iç pilavlarda bu tür şeyler baharatlar olur ama işte çok önüne geçiyor o zaman yemeğin. Baharat çünkü iki ucu keskin bıçak bildiğiniz gibi. Ya az konulduğunda hiçbir etkisi olmuyor. Çok konulduğunda yani kararında yapmak lazım. Biraz pilavı bastırmış yeni baharla tarçın. Şimdi profiterol gelecek tabii ki. Çikolata soslu demeseydi. Yani çikolata acaba ne sos olacak? Normalde barbekü sosla yeniliyor çünkü. Siz de karadut sos getirdiniz. Evet. Karadut suyu getirdiniz. Onu evet. Ne yapacağız? En azından ben başka sos şey yapabildim. Çikolata soslu dediniz ya. Benziyor. Zekanız dilinizdeki sivrilik, gözlerinizdeki
zekanıza böyle yansımış. Hı hı, evet. Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz da bana diyorsunuz? Pratik zeka ilişkiler. 2024'e gireceğiz. Barış kardeşlik. Bayağı kardeşiz burada ya. Çok çok gerçekten. Hani önceki katıldığınız yarışmacı arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Ne güzel yapıyorsunuz. Bu gruptan öyle bir şey çıkmayacak bence. Çıkmaz. Yok, çıkmaz. Kesinlikle. Eliza bile geldi, sulh ilan edildi. Arkasında Eliza geldi de ne oldu dedi ya. Beğenmedi, memnun olmadı Eliza'nın gelmesi. Öyle mi diyor işte? Eliza'nın gelmesi yani. Çok bir şey ifade etmedi. Yani. Yani. Tekrar çıktı, gruba geri girer mi onu bilmiyorum tabii. Aa, istek şey yapmış. Aa, evet. Eliza istek göndermiş tekrar yani gruba girmek gruba için. Gruba katılmak istiyormuş. Gruba mı girmek istiyor? Evet ama diğer arkadaşlar kabul etmiyor. Eliza dedim, çok üzüldü. Benim niye için fark etmiyor ya? Ama şu an arkadaşlarınızı şey yaptınız, satışa getirmiş oldunuz. Duydu herkes. Eliza da duydu diğer arkadaşların istemediğini. Eliza'ya zaten o haber gidecektir. Diğer yöneticisi kim sizin grubun? Özen ve Hüseyin galiba. Konu kapandı, almak istiyorsanız alın deyin. Benim için problem yok dedim. Hüseyin hiç istemiyor. Hüseyin istemiyormuş. Bak artık çözülür inşallah hayırlısıyla. Mesela senin tatlını beğendim, onu söyleyecektim. Dün o kadar çok tartışmaya güzeldi yani aslında. Bir de Zuhal Hanım, benim yani hepsinde bir işlem var. Yaptığımız bütün ürünlerde işlem var. Evet, ben de bir şey söyledim. Biz şunu demek istedik, tablet çikolatayı almış, eritmiş, jelatinini koymuş. Öyle değil işte hanımefendi, hani, ne anlamıyorsunuz? Siz şaka mısınız ya? Yok, ne tableti, ne eritmişsiniz, siz ne anlatıyorsunuz ya? Ne yaptınız çikolatayı, şekerini, ya bu tatlıyı buradan çıkınca beraber yiyebilir miyiz? Kakaosunu siz mi yaptınız? Size bu tatlı ikram edeyim ben, lütfen. Ne alaka, ben niye size tatlıyım? Ama boş konuşuyorsunuz. Eliza da gelsin. Ben de yemek istemem. Kendisi kahveciydi tatlı da. De gayet iyi bilir yani, konuları. Sizinle tatlı yemek falan istemem, o ayrı bir konu. Ama yemimiz gerekiyor, böyle konuşacaksınız. Yok, siz davet ettiniz ama. Ama yemimiz madem gerekiyor, böyle konuşacaksınız. Madem öyleydi adama, niye 6 verdin, 7 vermedin? Söyledi ama zaten, onu söyledi. Ben hak ettiği, yok, oydu. Ben isterdim ki yapsaydı, 8 verseydim, 10 verseydim. 12 bile verirdin sen. Ben sende o enerjiyi görüyorum. Hak edene veririm, vallahi. 20 de veririm. Niye, kıskandın mı? Yok. Sana da aynı puanı verdim. Tamam, ben kıskandım demedim zaten. Arkadaşlar kimse kimsenin puanını etkilemeye çalışmasın. Sonuçta bir yarışma, bir bak, puanla bak, da... Bak bak, sen çok güzel etkiledin bir ama. Bir puanla da, bir ama puanla sen çok da güzel etkiledin. Ben etkilemedim, diye kendim verdim. Ben kendim verdim. Sen mi etkilemedin? Herkes kendi puanından verdi. Her şeyi çok güzel manipüle ettin sen, bravo, çok güzel. Hiçbir şeyi manipüle ettim. Çok güzel. Ama çok güzel bir şey yaptın, tebrik ediyorum. Bunu söylemiştim. Bunu çok belli ettin ama. Afiyet olsun, tatlı bu şekilde yapmamalıydın bence. Peki Emre, nasıl buldun profiterolü? Profiterolünüz güzel olmuş, lezzetli. Sadece ben iç pastacı kreması daha yoğun olabilirdi. Ama lezzeti falan güzel. Yani kötü değil. Ya pastacı kreması hani biraz daha kıvamlı oluyor. Yok da güzel ya. Yok yok, lezzeti güzel. Yok, ben hani yaptığımda bir tık daha kıvamlı oluyor. Şimdi şöyle bu... Sizin yani, kulaklarınızda problem var mı? Bir KBB'ye gidin. Hayır, bu lezzeti bir saattir güzel dolapta diyorum. Bekliyor. Lezzeti yok, güzel diyorum. Güzel. Ki, bakın bu bir saattir dolapta bekliyor. Belki bir saat daha beklese, tamam, daha da kıvam alacak. Tamam, sakin. Evet. Seni de dinleyeyim Safiye. Afiyet olsun. Kıvamı güzel, yani lezzetli, fazla uzatmak istemiyorum yorumu çünkü olmuş. Olmuş, görsün. Afiyet olsun. Ben de beğendim, elinize sağlık. Fatime, Oğuzhan? Ben sosunu çok az buldum. Sosu bu kadar bence az olmamalı ve daha soğuk olmalı. Sizin gibi su mu doldursaydım daha içine? İşte benim suyumu beğenmediniz. Ben de çikolatanızın az olduğunu söylüyorum ve sosunuzun daha soğuk olması gerektiğini söylüyorum. Daha güzel olur, daha lezzetli olur. Teşekkür ederim. Patisserilerde çikolata bu şekilde ılık sunulur. Eğer siz ucuz bir profiterol yiyorsanız kakaolu sosu üstüne basarlar böyle kiloyla. Hani siz öyle yerlerdesiniz bilemeyeceğim. Yorumumu yaptım bu kadar. Ucuz profiteroller çok soslu ve kakaolu soslu olur. Çok kaliteli, pahalı bir profiterol yaptım. Teşekkür ederim. Evet, hakiki Belçika çikolatasıyla yaptım. Sosunu da kendim yaptım. Evet, tatlımızı da yedik. 100 bin TL'lik büyük finalden önce son açık oylama için hazırız. Buyursun efendim. Şöyle, içli köftem olmamıştı. Onun dışında bakıldığında yani pilavımın baharatını fazla bulduklarını söylediler ama iç pilav, ben daha önce de öyle yaptım ve beğenilmişti. Hep de böyle yapıyorum çünkü iç pilav biraz baharatlı olur. Sadece salatamın içinden çıkan ceviz kabukları ve içli köftem için düşünürsek yani 7 bekliyorum.
altını ya da üstünü beklemiyorum. Yani 8 bile olabilir ama vermeyeceklerdir. Ama bence menümün mantıklı hak ettiği puanı 7. Evet, 100 bin TL'lik haftada geldik son açık oylamaya. Heyecan Doruk'ta birazdan da yılbaşı haftasına özel 100 bin TL'yi sahibine teslim edeceğiz. Ama ondan evvel son yarışmacımız Selin'di. Üzerini değiştirmemiştim ama menüsü tamdı. Tadamadığımız bir ürünü olmadı, eksik bir ürün olmadı. Servis sürelerini de aşmadığına göre ne yapıyoruz? Çok şükür haftayı eksiksiz olarak kapatıyoruz. Yine 3 ila 10 arasında bir oylama yapıyoruz sevgili yarışmacılar. Buyursunlar, açabilirsiniz tahtalarınızı, kalemlerinizi. Her zaman olduğu gibi ben menüyü hatırlatayım. Tatlı bal kabağı çorbası ile başladık son günümüze. Ara yemek olarak içli köfte. Yanında ise Ege usulü kuru cacık vardı. Ana yemeğimiz hindiydi, soslu. Yanında iç pilav vardı, bademli, üzümlü. Salatası keçi peynirli, yeşil, Akdeniz yeşilliği salatasıydı. Son olarak da çikolatalı profiterolle bugünü ve haftayı kapatmış olduk. Sizler de tahtalarınızı kapattınız. Görüyorum, fakat tekrar açmak isteyen var mı? Yani daha doğrusu puanını değiştirmek isteyen var mı? Hayır. Hayır. Sizler? Yok. Hanımlar, beyler. Herkes emin. Yok. Peki. O zaman sana döneyim Selin. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Kaç puan bekliyorum? Şöyle Zuhal Hanım. Zaten ara yemeğimdeki içi köfteyi ben kendim de kabul ettim. Evet. Olmadı yani. Sadece eksik menüye girmesin maalesef, diye yapmak maalesef istedim. Çorbanızı kabul ettiniz. Salatanızı da kabul ettiniz. Hayır. Hepsi kabul. Evet. Zuhal Hanım bana soru sordu. Niye üstünüze alınıyorsunuz? Sıranız gelince konuşun bence. Biraz saygılı olun. Onun dışında çorbam gayet güzeldi. Ben tamam, kaç puan yoktu versinler sence? Vermeliler. En düşük 7-8 bekliyor. En düşük 7-8 bekliyor. Üstü de fena olmaz diyor. Evet, son açık oylama Fatime'nin puanıyla başlıyor. Evet Fatime. Aç ve yüksek sesle söyle canım. 6. 6 mı? 6. Evet. Dün hiçbir şey beğenmediniz, 6 verdiniz. Bugün tatlıyı beğendiniz. Etim beğendiniz. Beğenmedim. Dün bayağı beğendim. Beğenmediniz mi? Çorbama iyi yorumlar yaptınız. 6 mı? Sizin çorbanız. Siz 6'yı eleştiriyor musunuz? Evet, eleştiriyorum. Siz şu anda 6'yı eleştiriyor musunuz? Sizin menünüze göre eleştiriyorum, evet. Sizin çorbanızı beğenmedim ki. Kim beğendi? İyi yorumlar yaptınız çorbama. Ben beğendim diye bir şey söylemiyorum. Kıvamı falan dedim, güzeldi. Güzeldi. Ama dedim tatlı, daha tatlı bekliyordum. Valla Ozan yani bir öyle şey yapmış, yanına çekmiş Fatih. Hanımefendi size fazla bile verdi. Çorbanız olmamıştı, salatanız olmamıştı, içli köfte olmadı. Hiçbir şey olmadı. 6 zaten fazla bile. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Bekliyordunuz. Neden ben Olsan Bey'in yanına çekmiş olabilirim? Olsan Bey bana tavırlı olduğu için şu bekliyorum. Ben yemeklerimin hak ettiği puandan bahsediyorum. Duymuyorsanız bir kulaklarınızı yıkattın isterseniz. Bakalım Safiye'den kaç puan geliyor şimdi? Evet Safiye, senin de puanını öğrenelim lütfen canım. 8. İsterdim ki 10 vereyim. Ya kapasın ya. Siz evinize gider misiniz? Siz çıkın isterseniz. Niye? Abone lütfen. Neyi beğendin ablam? Benim puanıma karışamazsın. Ya karışmıyorum. Sizin olsun. Sizin olsun. Karışmıyorum. Benim değil. Puanım şey, Selin'in artık o puan. Güle güle kullan sen de. Al tahtayı da verin. Gönlüm isterdi ki 10 verseydim. Tahtayı da veremiyoruz lazım. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir yılbaşı masasında, böyle bir adaletsizlik, böyle bir şey olamaz. Bu kadar söylüyorum. Oluyor, ne yazık ki oluyor adaletsizlik. Yaptın zaten, evet oluyor. Bir saniye. Emre her hafta böyle ne? Her hafta bir tane böyle çıkıyor. Evet. Niye? Çorbayı beğenmedin. Bir saniye. Pilavı beğenmedin. Pardon, ne zaman İçli köfteyi beğenmedin. İçli köfteyi beğenmedin. Beğendim. Önce sen bir hafızanı yokla. Hadi çorbayı beğendin. Ara sıcağını beğenmedim. Tamam, ara sıcağını beğenmedin. Pilavı beğenmedin. Baharatı çok olmuş, tatlı olmuş dedin. Tarçını çok olmuş dedim. Kıvamı, pişmesi güzel. Tam olarak zaten içli köfteyi kimse beğenmedi canım. Ara sıcağını beğenmedin. Evet. Pilavı beğenmedin. Salataya yorum yapmıyorum. Tamam, neyi beğenmedin başka? Yani neyi beğendin? Neden kırdın daha doğrusu 2 puan? Yani hazır ya. Narı bile şey yapmış. Ha, salataya vermedin mi puan? Salatayı pek işte sosu güzeldi ama hazır ürün kullanmışsın. Ara sıcağını beğenmedim, 2 puanımı ondan kırdım. Ha, ara sıcaktan kırdın bir tek. Ara sıcakla yani salatada. Teşekkür ederim. Peki. Evet, zaten 7, 8 ve üzeri bekliyorum demişti. Üzeri değil, yani maksimum 8. Ha maksimum, okey peki. Bakalım Emre'den kaç puan gelecek? Evet Emre, senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Açayım mı? Aç artık. Daha bir bomba geliyor, ben 5 veriyorum. Doğru bir puan bu arada.
Ne teşekkür oldu? Siz ederim. Oğuzhan Bey'in yanına mı yanaştınız? Yok, Oğuzhan Bey'in yanına yanaştınız. Ben bir şey demiyorum. Siz dün kimi düşürüp dört vermiştiniz? O bana saygısızlık yaptı. Tamam, siz de bana saygısızlık yaptınız bugün. Ben sana saygısızlık yaptım ya. İzlediğimizde göreceğiz yaptığınız saygısızlıkları. Pilavınız zaten olmadığını söylemiştim. Ha, olmamıştı. Bir tek tatlınızı beğendim. Salatanız zaten hazırdı. Dişimden oluyordum. Evet, 6.30'da hindiyi pişirdiğim için zorunuza gitmiştir. Haklısınız. İstediğiniz kadar. Valla benim değil, sizin zorunuza. Her yemekte bahane de parmağım kesik. Adamın menüsünü gömdün. 4 verdim. Size ne oluyor? Gıcıklık olsun diye verdim. Oluyor? Ben de sana verdim. Öyle mi? Ben de sana gıcıklık verdim. Yaptım. Siz sana mı? Hayır, ben sonuçta... İnşallah bu gece rahat uyursun. Evet, bakalım Oğuzhan'dan kaç puan gelecek son olarak. Bu haftanın da 100.000 TL'lik yılbaşı haftasında son puan olacak. Evet, son puan da senden gelsin. Ben kendisine 5 verdim. Kapatabilirsin. Evet, hemen açıklıyorum. Vallahi bravo. Hemen açıklıyorum. Ben buraya dediğim gibi rekabetli yarışmalarla yarışmaya geldim. Rekabetsiz bir masa vardı dün. Kendiniz bana 4 verdiğiniz diye 4 vermedim size. 5'i olması beş gerektiği için verdim. Çorbanızı beğenmedim, iç köftenizi beğenmedim. Salatanız ceviz çıktı, dişim kırılıyordu. Tatlınızın sosu azdı. Hindiniz pişmişti. İki puanı verdim. Valla bence burada bir üçlü bir muhalefet var. Tamam mı? Bu arada şunu eklemek istiyorum. Doğru düşünü eklemek istiyorum. O zaman hep birlikte hanımefendi 4 verdi. Dörtlü muhalefet mi yapmıştı? Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Ama bitirebilir miyim? Bir saniye. Bir saniye. Son bir cümle lütfen. Tamam. Çok sarttık. Emre Bey'e de eklemek istiyorum. Emre Bey de hafta başında ilk bir yarışmacı olduğu için unutuldu bu masada. O da zaten bütün puanlarını gidişata göre, nabza göre kendi menüsünü koruyarak verdi. Bunu da eklemek istiyorum. Peki. Ben herkese 6 verdim. Kusura bakmayın yani. Peki. Ben menümü korumadım. Anlaşılan o ki 100.000 TL'lik büyük finalde konuşulacak şey var. Buyursunlar efendim, 100.000 TL sahibiyle buluşuyor. Evet efendim, 2024'de birkaç gün kala dedik ki yılbaşı haftasına özel büyük ödülümüz tam 100.000 TL olacak dedik. 100.000 TL'lik maratonun sonuna geldik. En heyecanla beklenen an, final anındayız şu anda. Sizler de ekranlarınızın başına tekrar hoş geldiniz. Hemen bu... Gürbüz! Bunda senin parmağın var gibi. 100.000, 100, 100. Aha 100.000. Bunu sen mi hazırladın evladım? Vallahi ben hazırladım. Ödül büyük olunca temsili olan da büyük olmuş kartonette. Teşekkürler. Ona bir el atarsınız. 3 kişi getirirsiniz artık. Yarışmacı nasıl tutacaksa bilemiyorum. Peki. 100.000 TL için mücadele verdiniz, yarıştınız. Daha evvel yarışmış, iz bırakan yarışmacılarımız geldiler. Rekabeti doyasıya bize hissettirdiler. Ben haftanın başında demiştim ki menüler, efendime söyleyeyim, puanlar havada uçuşsun. İddialı menüler, iddialı yarışmacılar dedik ki hepsi zaten Safiye hariç birinci olmuş yarışmacılardı. Ve fakat günün sonunda maalesef bugün hariç çok da yüksek puanlar göremedik. Bununla ilgili tabii ki konuşacağız, kritiğini yapacağız her zaman olduğu gibi haftamızı, ama İranlı yarışmacımız sevgili Fatime, ilk gün sen yarıştın 100.000 TL için. Neler söyleyeceksin, kendi adına nasıl geçti hafta? Hafta güzel geçti. Güzel yarışmacılarım vardı. Sen memnun kaldın mı kadrodan? Oğuzhan hiç memnun değil. Safiye Hanım hariç. Neden? Safiye Hanım bütün hafta mini yaparken bizim de enerjimizi düşürdü. Keşke vallahi Safiye Hanım düştü. Keşke Safiye Hanım gelmeseydi, Eliza'nı getirseydik de yani daha iyi olurdu. Eliza'yı diyorsun. Evet. Evet. Tabii ki görüştür ama Safiye bilemedim yani, hiç eski Safiye değildi bizim bu hafta gördüğümüz. Yarışmacıları görünce mi modun düştü, ne oldu bilmiyorum ama Safiye de durdu 8'i vererek, değil mi? Evet. Kendini hissettirdi, evet. Varlığını. Oğuz sen ne diyeceksin? Ben yine her zamanki gibi konuşmak istiyorum. Tabii ki. Konuşmak hep olduğunu düşünüyorum. Konuşmak, evet, var tabii. Ben yine aynı karakterim, aynı duruşumda yarıştığımı düşünüyorum. Hı. Aynı heyecanla yarıştığımı düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde rekabetli bir hafta olmadı. Maalesef. Adaletli puanlar olmadı. Maalesef. Yine her zamanki gibi güçlü bir rakip olduğum için bu durumda ben muzdarip oldum. 8 verdi, kaderi belirleyecek belki. 4 verdi, beni mahvetti. Ama ben kimseye bunu yapmadım. 4 vermesine rağmen kendisine 5 verdim. Evet. Çünkü bu özel bir hafta. 5 benim hakkı. Bitirebilir miyim? Sonra konuşabilirsiniz. Bir bitirsin olsa. Çok büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ama ben dediğim gibi bu programı insanlar izliyor. Yemekteyiz, ailesi ve kitlesi programı çok izlenen program. Bunun için de buradayım. İnsanlar çok seviyor. Ve burada her şey doğru yürüyor. Her şey görülüyor. Ben her şeyi doğru yaptığımı düşünüyorum. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. İnşallah. Umarım hak eden kazanır. Bizde her hafta öyle oldu. Bu hafta da inşallah öyle olacak. Birazdan açıklayacağım sonuçları. Sürprizli bir final olacağına dair garanti verebilirim sevgili izleyenler. Ben rekabetin böyle 40'lı puanlarda falan yaşanacağını zannettim. Elimi aldım.
Aralarda yani 2 puan, 3 puan, 1 puan falan filan yani farklar. Siz de 3 aşağı 5 yukarı hesap etmişsinizdir. Yani niye böyle oldu anlamış da değilim. Ego savaşları. Öyle mi diyorsun Emre? Evet, ego savaşları. Hainlik. Oh. Hainlik bilmiyorum sizin bölümünüzde vardı. Bu bölümde de son günlerde çıktı yani, patladı. Ama Emre Bey bunu söylerken şunu atlıyor. Kendisi ilk günde Fatıma Hanım'a 6 vererek kendi statüsünü belirlemek için. Bugün de 5 vererek. O da kendi zaten gününü koruyor. Ya burada herkes puanlamada siz zaten kendi gününüzü yapması gerekeni yaptı. Bir tek ben Safiye Hanım'a 4 vererek kendi gününüzü korumadınız mı siz? Safiye Hanım çünkü 4 alması gerekiyordu. Sizin burada de demek ki 6 alması gerekiyormuş. Ben 6 vermişim size. Efendim? Daha ne verebilirdim? Safiye Hanım'ın zaten burada bulunması bile bir mucize. 4 alması normal o yüzden. Ben zaten Safiye Hanım'ı şimdi patlatacağım zaten. Konu oraya geldi. O boru konfeti mi? Konfeti. Önce konfetiyi patlatmadan önce Safiye Hanım'ı patlatacağım. Sonra konfetiyi patlatacağım. Ya? Nasıl patlatacağım? Birincisi siz işletmeniz varmış ya, neden battığını o, anlıyorum. Çünkü yemekten hiçbir şekilde bir anlamıyorsunuz. Saniye, bugün bir saniye, bugün yediğiniz o kalın patuşa hamurlu profiterol mi sizi büyüledi? Kalın neyi beğendiniz? Bir saniye. Masadaki çam ağaçları büyüledi. Ha evet, büyülendiniz. Oraya da geleceğim oraya. Bir virgül koyalım. Önemli bir nokta. Şimdi kremasının tadı, kıvamı bence güzeldi. Çikolata sosu da fena değildi. Çikolata sosu azdı. Fakat şimdi mi söylüyorsun? Ben hiç kimse söylemeyeceğim. Pateş hamuru sertti. Niye kimse sertti, söylemedi? Ben söyleyeceğim zaman zaten hanımefendi iç kreması iyiydi derken bak, bile ona bile laf etmeye çalıştı. Zaten kendisi menünü aynen savunacaksın. Tabii ki savunacaksın ama yorum yapmamıza müsaade bile etmedi. Ben olsun. Daha önce hiç hatta ben yediniz mi? Pardon. Yok, ben daha evvel belli oluyor zaten. Aynen. Arkadaşlarıma da dedim ki profiterolden tattınız mı dedim açık oylamadan sonra. Tatlık biraz sert geldi dediler hamuru. Söyleyecektim ama o kadar şeyler oldu ki arada. Kıtır kıtır olması. Biraz sertti yalnız. Yani normaldeki profiterol hamuru, yani burada çok acayip profiteroller de yedik açıkçası. Fakat kimse şimdi söylemedi. Sen şimdi masada niye söylemedin o zaman? Ya ben söyleyecektim zaten. Herkes Emre Bey ne konuştuğunu bilmiyor. Bu siz çok biliyorsunuz. Size konfetiyi kim verdi? Birincisiniz de benim haberim yok. Hayır hayır, Safiye çıkmak olacak. Safiye düşük puan aldı ya herhalde onu mu? Safiye Hanım'ın ikinciye sonunculuğunu patlatacağım yani. Ha, birinciyi seni söyleyeyim, bileyim yani. Kendi kendinize burada galiba oynayacaksınız patlatıp böyle. Buyurun, evet, oynayacağım. Buyurun, size uğurlayacağım. Buyurun, Safiye, başlayın, Safiye düşük puan aldı ya onu patlatacak. Safiye Hanım'ı bence farklı bir törenle uğurlayalım buradan. Bundan ben size konfeti yani patlatacağım, siz kendinize algılıyorsunuz. Safiye Hanım'ın sonunculuğunu, konfetisini patlatacağım. 8'e gelelim. Sen, ben arkadaşlarıma bir daha sonra bu hafta, her hafta bizim için önemli ama bu hafta tabii ki takdir edersiniz ki daha da önemliydi. Hak geçmesini asla sevmeyen bir insanım zaten. Teknik olarak zor bir menüsü vardı. Güzel işler çıkartmıştı aslında Oğuzhan. Neden oldu bilmiyorum. Tavrından mı, yaklaşımından mı, konuşmalarından mı biraz es geçildi açıkçası. Orada bayağı teknik işlemler vardı. Yine de 5 verdim Zöhal Hanım. Adaletsizlik yapmadım. Onu çok takdir ettim. Çünkü hani normalde verilmeyecek bir puan diye değil Selin, yanlış anlama. Bence 5 de değildi hakkın ama. Ama yine de senin verdiğin 4 beni o kadar üzdü ki, çok şaşırttı. Yani sen bunu yapma, çok büyük haksızlık ettin. Ona rağmen kaldırıp 5 vermesi bence seyirci nezdinde de artı puan olarak onun hanesi yazılacak. Şöyle, evet, ben kendisine normalde 5 verecektim ama bana yapmış olduğu saygısızlıktan ötürü kendisine 4 verdim. Selin'ciğim kusura bakma, seyirci daha iyi anlayacaksın ama senin de çok aşağı kalır bir tarafın yoktu. Ben de söyledim, karşılıklı olarak söylenmemesi gereken şeyler söylediniz. İkinizin de tavrını hoş bulmadım. Karşılıklıydı yani bu. Yani durduk yere de kimse kimseye bir şey söylemedi. Açıkçası her iki tarafta bence hatalıydı. Çünkü efendim, birinci olamama korkusu vardı. Ne alakası var? Duygusallık değildi. Hayır, ben olamayacaksam hayır, olamam. Hayır, her gün masalarda aksiyonlar yükseldi. Kimse bugün kimseye sizin tavrınızı... Siz de kendi puanınızı oynadınız. Hayır, ben beğendiğimi beyan ettiğim şeylere puan verdim. Aynısını söylüyorum. Ben neyi beğendiysem ona puan verdim. Selin'in söylediği şey kılıf mı verdiği puanı? Yani kızdığından dolayı değil. Yani şimdi böyle rakibim alakası olabilir yok. Olsan benim alakası menüsü yok. Kesinlikle dörtlük hayır, bir menü değildi. Ben zaten kazanacaksam bir puan sizin menünüzde sekizlik değildi hayır, hanımefendi. Ben zaten kazanacaksam okey. Siz kendinizi sürekli Ali Hüda ile kıyaslıyorsunuz ama Ali Hüda'nın... Ali Hüda'yla kıyaslıyorum. Her seferinde söylüyorsunuz. Ali Hüda geçti benim tek. Ali Hüda bir tek benim puanımı geçti. Rekor evet, bendeydi. Siz böyle olsa siz daha çok rekorlarda geride siz kalırsınız. Siz benim sözümü kesmeden bir dinler misiniz? Siz de kendi gününüzü oynadınız. Ben kendi, ben kendi günümü geçtim. Neyini oynayacağım? Ben ikinci gün yarıştım. Kendi günümü oynasaydım ben ilk gün 6 vermezdim. 4 veririm. Peki. Kimse kusura bakmasın. Evet, puanlar verildi, söylenenler söylendi ve artık tam 100 bin, bunu da nasıl şey yapacaksak. Beni göremiyorsunuz ama önemli olan ben değilim burada zaten. Tam 100 bin TL. Evet, onun hesabını soracağım sana Gürbüz. Evet, tam 100 bin TL'lik ödülde yavaş yavaş birinciye doğru geleceğiz ama öncelikle bu haftanın ilk kaybedenini sizlere açıklamak istiyorum. Maalesef 100 bin TL'ye veda eden ilk isim...
Safiye sen oldun. Bay bay Safiye. Onun modası geçti. Motorunuzla mı gidersiniz, lümizinle mi göndertelim? Gerek yok, ben kendi ulaşımımı sağladım. Bay bay Safiye, bay bay. Bay bay Safiye, bay bay. Evet, Eliza el verdi herhalde giderken. 16 puan aldın yarışmacılardan. Maalesef ben de sana 5 verebildim Safiye, 21 puanla. Yani yemeklerin yanmasaydı tabii ki sonuç böyle yani, olmazdı. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Mutlaka, tabii kimse ki istemez. Hani, herkesin hataları oldu, hiç kimse onları yapmak istemezdi ama bir olsun. Bir öncekinden daha iyi performans, daha iyi bir şeyler sergilemek için geldim. Olmadı, nasip olmazsa değilmiş, olmayayım. Kısmet nasip, değilmiş kısmet. Ama ben burada yemek yapamadım diye ya da bu puanı alamadım diye de karaları bağlayacak değilim. Tabii ki canım. Hani, elbette ki. Bu bir yarışma. En azından insanların hakkına da geçmeseydiniz. Bir insan, bir kişilik olarak. Ben kimsenin hakkına girmem. Peki. Benim adaletimi sorgulamayı. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Safiye'ye. Ve geliyoruz dördüncümüze. 100 bin TL yolunda. Maalesef o da şansını kaybetti. O da Fatemeciğim, sen oldun. 21 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana da 6 puan verebildim 27 puanla. Eline emeğine sağlık diyoruz sana da. Sağlık. Ve geldik üçüncümüze. Evet, yardımcı ihtiyacım var. Ödül büyük olunca ister istemez taşıyamıyorum. Evet, teşekkürler Cihangir. 100 bin TL'ye veda eden ve bu haftayı üçüncülükle kapatan yarışmacımız sürpriz. Hiç beklemediğim bir sonuç. Selin sen oldun. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Olmayan yemeklerin vardı maalesef. Açıkçası şaşkınım ama senin performansından dolayı da şaşkınım. Ben senden i̇şte gerçekten belki de öyle oldu. Çok yani geçmiş olsun. Tekrar parmağın için geçmiş olsun. 24 puan aldın rakiplerinden. Ben sana 6 puan verebildim. 30 puanla tamamladın. Maalesef hem pilavında büyük sıkıntı vardı. Salatandan cevizler çıkması, tatlında da bir takım sıkıntılar vardı. Ara yemeklerin hiç olmamıştı. Üzgünüm, 30 puanla tamamladın ama iyi ki geldin. Eline emeğine sağlık. Ve geriye 2 finalist kaldı. Oğuzhan ve Emre, bakalım 100 bin TL 2024'de birkaç gün kala hem Zuhal Topal'la yemekteyiz sezonunun hem de 2023'ün son şampiyonu. Emre oluyor alkışlarla. Allah patlamadı. Evet. Hay Allah, olmadı. Gel. Gel. Öncelikle tebrik ederim. Patlamadı ama tebrikler sevgili Emre. Birinci oldun. Havuz atlayayım mı? Atlama bu kış gününde. Atlama bence. Zaten atlamadan evvel bir sakin ol. Çünkü 100 bin TL'nin bir diğer sahibi de Emre. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl yani ya? Gerçek mi? Zuhal Hanım gerçekten mi? Gerçek. Şaka falan değil mi? Seni de tebrik ederim. Dur, ortamıza girip çok ciddiyim, gel. Nasıl yani? Gel. Bu konuda şakam yoktur. Nasıl yani? Evet. Demin demiştim size sevgili izleyenler, sürpriz bir final olacak. Garanti ederim diye. Oğuzhan sen de birinci oldun. Şöyle oldu. Hemen açıklayayım. Emre sen yarışmacılardan 23 puan aldın. Ben sana 8 puan verdim. 31 puanla tamamladım. Bir iki bir şeyim vardı olmayan, sen biliyorsun. Bir tatlından bir de mezendeki birkaç bir şeyden kırdım. Eline emeğine sağlık. 31 puan aldın. Sana gelince sevgili Oğuzhan, sen 22 puan aldın ama ben sana haftanın en yüksek puanı 9 puan verdim, 31 çok puanla. Çok teşekkür ederim. Teknik yemeklerde evet olmayan çok şeyler vardı ama majör bir problem, bugün de belirttim, dün de belirttim. Çok teşekkür büyük ederim. Bir problem yoktu, eline emeğine sağlık. Çok sağ olun, çok şaşırdım. Evet. Böyle bir şey gerçekten hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Tebrik ediyorum. Yani, dizlerim titriyor gerçekten. Gerçekten çok hayatımın ediyorum. Herhalde böyle bir çok bir daha yaşayamam. Evet, birbirinizi yani, tebrik edin, ne güzel. Gerçekten 2024'de barışla giriyoruz. Için çok mutluyum. Unutamayacağım. Evet, güle güle harcayın. Hemen uzatayım 100 bin TL'nizi paylaşacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sizleri tebrik ediyorum. Ve şunu bir şöyle şey yapayım. Evet. Sizi şöyle alayım. Tamam. Ben şöyle bir şöyle geçeyim. Çünkü bir yeni yıl dileklerimizi de dileyelim. Efendim bir yıl daha geride kalıyor. Sizler pazar günü inşallah sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde yeni yıla girin istiyoruz. Temennimiz tabii ki yine her zaman olduğu gibi 2024'ten en başta sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz, kardeşlik, dostluk diliyoruz. En büyük dileğimiz tabii ki hepimiz adına dünyada barış. Öncelikle hepimizin
uzun süredir yüreğini kanatan bir insanlık dramı, bir katliam yaşanıyor Gazze'de. Hem şahsım adına hem de biliyorum ki bütün Türk vatandaşlarının canı gönülden bu sene en büyük dileği Gazze'deki insanlık dramının bitmesi. Umarız bu savaş, bu katliam bir an evvel biter. Umudumuzu kaybetmeyelim. Farkındalıklarımızın, sorumluluklarımızın, sahip olduklarımızın, şükretmenin ne kadar kıymetli olduğunu daha çok anlayacağımız bir yıl olsun. Hayırlı, bol bereketli kazançlarımız olsun. Telefonlarımız, kapılarımız hep hayırlı haberler için çalsın. Hepimiz için sağlıklı, keyifli, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Hem yarışmacılarımı hem de ekibimi alkışlayın.